istediğin kadar sus. Gerçekler konuştu. Ben Didi öldürdüm, denize attım. Bir sabah saatlerinde ilk itiraf geldi. Pardon, insansız. Uzanarak cezaevine gönderildi. Katil zanlısı yakalandı. Beş dakika önce senin kızını bulmuşlar yanında. Seni canını yerim ben. Ay, Müge abla. Gözün ağrıdı. Emel'i buldu. Ay Müge abla. Ayaklarını öpeceğim ben seni. Türkiye'nin kanatsız bir meleğisiniz. Canım benim, çok sağ ol. Evi gitti, parası bitti, düğünden bir gün önce terk edildi. Evime eş olarak getirecektim. Başladı bu kapı kilitlemeye. Fırsatı Düzce'de buldum, kaçtım. Kadın ortada kaldı şimdi, evi yok, sokakta kaldı. Ben paramı istiyorum Müge Hanım ya. Benim kimseye borcum yok. Ne kadar kaldı senin elinde para? 30 milyar falan var. Ben seni çok seviyorum. Kur'an kitap üzerine yeminler ki yalan olduğunu anladım. Kendisiyle de bir daha görüşmedim. Dilek Hanım haklı. Ben buradan parayı gönderdim. 500 milyon parayı aldı gider. Bunu dolandırmadı, bunu yapmadı, pislik yoktur. Bir aylık aşk uğruna kaybedilenler. Kadın evi satılmış, parası nerede? Onda paralar, mahsus vermiyor. Berelerini bir tane çakmak, bir tane çakı, telefonunu, her bir şeyini göndereceğim. Kokuşmuş çorapların kalmış. Bir de senin bereli ne yapsın bu kadın? Para lazım bu kadına. 130 milyar paramı istiyorum. Ebru Fidan'ı hüsrana uğratan sevgilisi canlı yayında az sonra Müge Anlı'da. Kim vardı arabada? Ben de Fikri. Diğer aracı kim kiralıyor? Onu da Emine kiralıyor. Babalar boyundan kalbinden kuşmamışlar. Geldiler, takip ettiler. Öldürdüler. Arkadaşlarıyla eğlendikleri gecenin geri dönüş yolunda 30 kurşunlu saldırıda can veren iki kuzenin iki yakınının anlattıklarından daha fazlasını bildikleri düşünülüyor. Yağmur'un da Ramazan'ın da burada anlattıklarından çok daha fazla şey bildiğini düşünüyorum. Konuşulan şu aslında. Emine bu yasaklı maddeden kullanıyormuş. Hatta evet diyorsun. Kaç gündür söylüyoruz Kübra Kübra diye, sen hiç ağzını açıp tek kelime söylemiyorsun. Ama ben şöyle bir şey, yanımda içtiğini vesaire değil, sözlü olarak bana söylüyordu bunu zaten. Kim veriyordu peki mesela Emine'ye bunu? Bir arkadaşından alıyordu. İkram gibi bir şey. Küçük. Başkalarına ait olan görüntülerin cinayet kurbanı Emine Çöp'ün telefonunda ne aradığı sorusuna ısrarla yanıt arandı. Ramazan, sen gün geçmiyor ki mesela Kübra ile ilgili ya da başka kızlarla ilgili fotoğraf getirmiyorsun. Bu cinayetin sebebinin erkeklerle çekilen fotoğrafları daha sonra para kazanmak için şantaj yaptıkları söyleniyor. Sen o bulduğun fotoğrafları kimin bilgisayarından, flash belleğinden falan buluyorsun? Kız kardeşimin herkesle ilgili bir şeyler saklamış. Pek saklanacak şeyler değil yani. Bu bir cinayet sebebidir eğer bir kadının bir erkekle mahrem görüntülerinin ortaya yayılması şantajı diyeyim. Gerçekten işi buralara kadar vardırır. Başkalarına ait görüntüleri Emine nasıl eline geçiriyor? Ne maksatla çekilmiş onlar? En yakınları bu olayları daha iyi bilir. Yağmur, senin de burada söyleyecek lafın olmalı. Emine nasıl geldi bilmiyorum. Şu an şok içindeyim. Elim ayağım titriyor şu an. Ramazan Çöp'ün cinayetten önce kız kardeşi Emine Çöp'ün kendisine emanet ettiği telefonun içindeki görüntüleri kendi bilgisayarına kaydettiğini söylemesi bir hayli çarpıcıydı. Kız kardeşim bu telefonu aldıktan sonra yanıma gelip dedi ki ben de telefondan alacağım, aldım. Şunu dedi silsene. Aldım, silmeden önce silinenlere bakıyorum mesela. Kübra ile ilgili açık saçık resimde var mesela. Alsam belki o zaman keşke almış olsaydım. İçinde ne varsa komple sildim. Gmail hesaplarına çıkış yaptım. Telefonu sıfırladım. Eşine gönderildi. 25 yıllık hayatım boyunca bilgisayarcı olduğum şu hayat boyunca bir şeyleri saklamaya ihtiyacı duydum. Sen bir de hayata... bilgisayarcısın öyle mi? Evet. O zaman o böyle silinen fotoğraflar, mesajlar geri getiriyor. Sen o işleri de biliyorsun. Tabii ki. Kaydetmeden önce senin düşünmen lazımdı. Bak, keşke sen görseydim burada... abla, zaten öyle bir şey olmazdı. Bak, sen buraya ilk geldiğinde şöyle bir şey söyledin. Dedin ki benim dedim borcum var, ben eşimden ayrıldım. Baktım kız kardeşimin elinde son model telefon var, giyimi kuşamı bilmem nesi. Sen kendin ondan para istiyorsun. Sonra senin evindeki bilgisayarda bir takım mahrem görüntüler çıkıyor. Sonrasında bu görüntülerle ilgili Emine'ye ne dedin, ne istedin, ne yaptın ben onu bilemem şu anda. Bunu da sen kendine ele verdin. Ben sandım ki Emine'nin odasından çıktı gene bu. Şimdi senin bilgisayarından, senin evinden eğer çıkıyorsa bu mahrem görüntüler, sen Emine'nin o görüntülerini bir şekilde ele geçirdin. Şurada 5 dakikadır olan bütün konuşmalarımıza tek cevabı verecek şu an flash bellek. Bir dakikalığına, iki dakikalığına baksınlar. Yani ne demek istediğimi o zaman anlayacaklar. Senin için gereksiz olan konu, o görüntülere konu olan kişiler için çok önemli olabilir. Doğru olabilir abla. Bu görüntülerin arkası varsa, o görüntüler o evde çekiliyorsa, işte o zaman her şey birbiriyle bağlantılı olarak olur. Oradaki kilit noktalarda sizlersiniz. Niye yasaklı madde kullanıyor, kullanmıyor mevzusu ayrıca bir konu olur. Ama bu işler böyle flash bellekler, görüntülere falan geldiyse, ha bak işte bu cinayete nedendir. Bu böyle bir cinayetin de nedenidir. Neyle ilgili ihbar geldi?
varsa onu başarma gücüne de sahipsin. Güzel bir kalp için hiçbir şey imkansız değildir. İnanın bana, hayat böyle güzel. Güzel gözlerle bakana güzel. Gücünüzün farkına varın. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum. Her birimize. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet, dün Şevki hocam da dahil olmak üzere dün nasıl bir ihbar geldi diye beni öğleden sonra arayan çok kişi oldu. Biz de ihbarı netleştirdik. Dediğim gibi herkes bu konuyla ilgili konuşmaktan çekiniyor. Çünkü silahlar konuşmuş o gece ve o geceden sonra da anladığım kadarıyla o bölgede silah sesleri durulmamış ve insanlar da bundan tedirgin olmuşlar. Dün gelen ihbar bence son derece önemliydi. Netleştirdik. Onu bana vermemişsiniz yalnız çocuklar. Ver onu bana. Ver ver. Ver Melike'm benim. Melike de burada büyüdü. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Küçücük bir kızdı. 8 yılda büyüdü kızım. Şimdi gelen ihbar şuydu. Olaydan bir gece sonra, ya şöyle bir şey olmuş. Bu kızlar hani o gece buluşuyorlar ya, siz isimlerini söyleyin bana, Serdar'la Şükrü. Serdar'la Şükrü'yü Emine ile Tuğçe alıyorlar, arabalarını alıyorlar ilk gece. Yani onlar gidiyorlar çocukları almaya. Fakat alırlarken bu çocuklar ailemiz görmesin diyerek evlerinden birkaç bina öteye gidiyorlar. Hatta orada kızlar arabayı park ederken bir tane küçük bir kız çocuğunun ayağını ezmiş. Emine anladığım kadarıyla. Böyle biraz da oyalanmışlar orada. Tuğçe'nin ezmiş. Ha? Tuğçe'ninmiş. Kız çocuğuymuş o. Orada mahalleliyle konuştuk. Ben Tuğçe'nin diyebilirim. Tuğçe'ninkini de ezmiştir işte. Öyle araba öyle herkes alıp kullanıyor işte sokaklarda. Her şey geliyor başımıza. Bayağı da oyalanmışlar. Fakat bu Şükrü ile Serdar'ın dediğim gibi evlerinin olduğu yer değil, biraz daha öteden almışlar. Köşeyi dönünce almışlar. Tam orada da dediğim gibi bu oyalanmışlar, ayak ezme falan filan mevzusuna. Sonra bu kızlar öldürüldükten bir gün sonra da tam bu Şükrü ile Serdar'ı aldıkları ev kurşunlanmış. Yani deniyor ki aslında hani o Serdar'la Şükrü'nün evinin orası olduğu tahmin ediliyordu. O yüzden orası kurşunlandı. Hatta bununla ilgili daha da netleştirmek için biz avukat Resul Tat'la görüştük. Avukat Resul Tat da kuzen Serdar'ın hem akrabası hem de avukatı, ifadesi alınırken de yanındaymış. Çok teşekkür ediyorum. O da aynı şeyi söylüyor. O gün aileleri görmesin diye yan taraftaki binanın önünden vefat eden kızların arabasına biniyor çocuklar. Ve Tuğçe ile Emine'nin vefatından sonraki gün, pazar günü akşam üzere Serdar ve Şükrü'nün arabaya bindiği binaya 5-6 el silahlı ateş ediliyor. Konuyla ilgili Beylikbağ Karakolu'ndan polisler gelmiş. Hatta Serdar ile Şükrü'nün avukatı yani Resul Tat Bey bu konuda şikayetçi de olmuş. Oyalandıkları için hani onların evi olduğu tahmin ediliyor. Görgü şahitleri ateş edenlerin aracının da beyaz bir araba olduğu bilgisini vermiş ayrıca. Bu nedenle Resul ve Şükrü'nün ailesi de büyük tedirginlik yaşıyormuş. O yüzden onları almışlar, şehir dışına götürmüşler. Diyor ki şeyde yani bizde ne yaşandı? Yani büyük tedirginlik yaşıyoruz. Bizim çocuklar da mı hedef haline, yani bu kadar vahşi cinayeti işleyenler bizim çocukları da hedef haline getirmiş olabilir diye Resul ile Şükrü'nün ailesi de büyük bir tedirginlik yaşıyormuş. Şimdi olay geldi buralara. Yani hadi Tuğçe ile Emine öldürüldü. Peki Şükrü ile Serdar'ın evine niye ateş edildi bir gün sonra? Çok manidar bu. Bambaşka bir yere doğru sürüklüyor aslında. Olayın düşündüğümüzden de daha farklı bir boyutu olabileceği kanaati oluşuyor bende açıkçası. Yani buradaki Şükrü ile Serdar'ın evine ateş edilme konusu başkaları tarafından ateş edilme durumu olabileceği gibi
Serdar'la Şükrü üzerindeki bir takım şüpheler varsa Serdar ve Şükrü tarafından da birilerine bu ateş ettirilebilir. Bakın biz de muhatap kabul ediliyoruz. Biz de hedef halindeyiz. Dolayısıyla bizim bu olayla bilgimiz yok. Kanaatini dağıtmak için de başvurulabilen bir çare, bir yol olabilir diye de aklıma geliyor. Ama 5-6 el silah, yani şimdi hani kendi üzerimdeki şüpheleri dağıtmak için hani böyle bir şey yaptırırsan ve bu ortaya çıkarsa ondan sonra hemen anında cezaevindesin yani. Evet, yani tabii. Bunu kendini de anlatamazsın yani. Her taktik mantıklı olmayabilir. O telaşın içerisinde yanlış yollara da gidilebilir. Tabii bu şu anda anlattıklarınızdan edindiğim kanaatle hemen söylemeye çalıştığım durumlar. O yüzden de çocukları kaçırmışlar. Zaten avukat da şikayetçi olmuş. Evet. Ama şimdi önemli olan şey şu. Biz hep Tuğçe ve Emine'nin hani ne yaşadılar da ateş edildi diye düşünürken demek ki Tuğçe ile Emine'nin belki de Şükrü ile Serdar'ı Şükrü ve Serdar'la gezmesinden dolayı ona kin besleyen biri ya da birileri de olabilir. Şimdi tabii, biz hep aşk cinayetlerini böyle hani bir kurşunla iki kurşunla böyle yüz yüze olarak görmeye alışkın olduğumuz için yani burada farklı bir durum var. Yani ben bu görüntülerin de çok etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani bu görüntüler falan bunlar hani doğal geliyor belki yaşayanlara ama uzaktaki kişiler için doğal değil yani. İki kişi arasında çekilen görüntü iki kişi arasında kalır. Ama tabii sağlıklı insanlar adına bunu söyleyebiliyoruz. Bundan farklı menfaatler sağlamak için eğer görüntü çekiliyorsa, mahrem görüntüler çekiliyorsa dediğim gibi insanlar bununla ilgili bir para verir, iki tehdide başa yer ama öyle birine denk gelirsin ki bambaşka bir sonuçla yok. Hani mantıklı olan gene gidip polise şikayet etmektir. Şantaja uğruyorum, tehdit ediliyorum diye ama her insan da bunu yapmıyor çünkü her insanın farklı dinamikleri var. Şimdi burada görüntüler var. Bu çocukların beraber o gece beraber eve gittikleri çocukların da evinin kurşunlanması ertesi gün başka bir gözdağı demek ki. Bilmiyorum yani siz ne düşünüyorsunuz Merve özellikle sen. Bugün aslında Yağmur da aramızda olacaktı. Yağmur sağlık problemleri nedeniyle stüdyoda değil onu da söyleyeyim. Yani Yağmur gitti falan diye kimse düşünmesin. Zaten Yağmur'la ilgili bir konu da yok. Merve ne düşünüyorsun? Yani bir gün sonra da hatta aynı gün diyenler oldu. Sonra avukat konuşunca bir gün sonra akşamüstü dendi. Bir bağlantı var yani o gün şimdi 4 kişi bir araya geliyorlar. 2 kişi öldürülüyor. 2 kişinin de evi kurşun. Hani onların evi değil ama görgü şahitleri diyor ki zaten onlar oradan binmediler. Demek ki Şükrü ile Serdar'ı çok iyi tanıyan kişiler değil. Hani ben hep dedim ya en baştan beri bunlar takip mi edildiler diye. Demek ki bu şunu da gösteriyor. En baştan beri takip edilmişler ki Şükrü ile Serdar'ın oradan bilindiği alındığı evi onların evi sanıp orası kurşunlanmış. Hani en baştan beri bunları bir takip eden var. Kim olabilir? Mesela ben Tuğçe'nin eşine de söyledim sen karını takip etmedin mi diye. Siz diyorsunuz ki yani çok sessiz, sakin, iyi bir çocuk. Ben takip ederdim karımı yani. Ben kocamı da takip ederim, karımı da takip ederim. Niye etmeyeceğim kardeşim yani? Ederim açıkçası. Yani bu kadar yani sessiz ne yapıyor, bir ne ediyor ilişkide diye. Zaten para eve gelmek istememesi bende mesela farklı düşünceler oluşturuyor. Para verdiğim kadını da takip ederim çünkü öyle durup dururken 2 ayda 3 ayda bu kadar yüksek paralar veriyorsan sonradan da enayi yerine konuldu diye arkadaşların sana söylüyorsa mesela neydi o çocuğun adı? Nedim. Nedim meselesinde. Yine bakarım. Bakarım yani hani bakmam diyen de ne bileyim. Hani herkes burada böyle kendine bir çekiyor. Ay yok ben bakmıyorum diyeceğim. Bakarsın kardeşim hepimiz insanız yani hepimiz aynı duygularla sonuçta yoğrulmuşuz. Bir bağ oluşturmuşsun ki sen o kadar fazla ona tavizkar davranmışsın. Bunun karşılığında onun da sana bağlılığı hususunda sen de merak edersin, bakarsın. Ya bu çok insani bir duygu aslında. Hani bakıp da kötü bir şey yapmak anlamında söylemiyorum bunu ama o merak, o merakla birlikte hani ne yapıyor diye bakmak. Evet yani sonunda bu cinayeti işlemeyebilirsin. Evet. İşlememelisin de zaten tabii ki. Hiç değmez. Ya hiç değmez. Yani öfken geçtikten sonra bence cezaevleri öfkesi geçtikten sonra ya ben ne yaptım ya? Hani keşke o ana dönebilseydim de içimden bir ona kadar sayabilseydim diyen insanlarla dolu. Pişmanlıklarla. Pişmanlıklarla dolu. Yani o öfke anında insanlar bir şey yapıyorlar, yanlış yapıyorlar. Öfke bizi yanlışa götürüyor. Ama şeyi anlayamıyorum ben yani. Yok ben takibini yapmazdım. Vallahi öyle bir yaparsın ki
yaparsın. Ben şahsen kendi yapabileceğim şeyin herkesin yapabileceğini düşünüyorum. İnsani bir duygu bu. Evet, çok insani. Hani hep Rahmi Bey insan naturasından bahsediyor, evet. Ya yani o natura, evet, genel geçer bir ifade ama o naturaya hepimiz sahibiz. Bu evet. İhbarı dün bize yapan izleyicimiz telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi sağ olun. Gene ne varsa hanımlarda var. Beyler kusura bakmasın. Hanımlar gene susmuyorlar, konuşuyorlar. Yani orada çok şey konuşuluyor fakat insanlar tedirgin oluyorlar. Gerçi şimdi az sonra bir beyefendi var, görgü tanığı, onunla da konuşacağım. O da çok, onu da size izleteceğim. O da çok önemli bir iddiada bulundu. Buyurun önce ben sizi dinleyeyim. Köşklü Çeşme Mahallesi'ndeki o binanın karşısında oturanlar, nasıl söyleyeyim size? Sesim yankı yaptığı için sürekli kendimi duyuyorum, anlatamıyorum. Biz sizi çok iyi duyuyoruz aslında da. Anlatacağımı bilemiyorum şu an. Aslında beni anlattım. Teşekkür ediyorum. Sizin ihbarınız sonrasında biz de konuyu daha çok netleştirme imkanı bulduk. Peki orada konuşulan ne? Siz biraz ondan bahseder misiniz? Yani çevrede ne konuşuluyor? Orada ne konuşuluyor? Bu Serdar'la Şükrü'nün evine, sizin oradaki kızlar da dahil olmak üzere Emine ile diğer öldürülen kız, sürekli girip çıkan insanlar. Gece saati, gündüz saati fark etmeksizin. Bunlar orada sürekli buluştukları için, hani yasaklı madde falan kullandıkları için o bölge tarafından zaten sürekli bilinen insanlar. Nerede kullanıyorlardı ki bu yasaklı maddeyi biliniyor? Bu Şükrü, Serdar olduğu evde, yani onlarla buluştukları evde. Ama orada anneleriyle yaşamıyorlar mı, aileleriyle yaşamıyorlar mı? Şimdi ailesiyle yaşıyor ama ailesinin geneli Rize'de kalıyor zaten. Hı hı. Yani o mahallede de mi konuşuluyordu bu cinayet işlenmeden önce? Tabii. Tabii. Ne konuşuluyordu? Siz anlatın lütfen. Şimdi bu... O zaman çok da hoş karşılanmıyordu yani anladığım kadarıyla bu ziyaretler. Yani hani ki bekarın evine tutup da 4-5 kızın gelmesi çok da manidar karşılanmıyordu açıkçası. Kimdi 4-5 kız? Çok hoş karşılanmıyordu anladığım çok soğuk yere. Kimdi o 4-5 kız biliyor musunuz? Bu iki öldürülen kızla yanınızdaki kızlar da geliyordu. Ya öldürülen kız derken Tuğçe zaten tanımıyor. Gören bilen varsa Tuğçe'yi, bir delille bir şey, kamera mesela bir şey varsa göstersinler. Mesela Tuğçe'yi gördünüz mü hiç? Bunu ne istinaden söylüyorsunuz siz? Ben de dahil olmak üzere. Tuğçe'yi gördünüz mü? Müge Hanım, benim gören zaten erkek arkadaşım var herhalde. Ben bana anlatılanı söylüyorum. Normalde bunu anlatması gerekenler kendileri. O zaman çıksın kendileri anlatsınlar. Ama onlar korktukları için, zaten sesini çıkartamıyorlar. Şükrü'nün ailesi tarafından bütün mahalle şu an susturulmuş durumdaydı zaten. Niye susturuluyorlar? Ta ki ben sesimi çıkarana kadar. Niye susturuluyorlar? Ta ki ben sesimi çıkarana kadar. Demek ki kendilerinin korktu, başka sormalı. Bir şey var Müge Hanım. Bu çok ama saçma şu an ya. Ama buna bu kız cevap veremez ki yani. Ama hanımefendi size yardımcı olmaya çalışıyor ve verdiğim ama bir yerde doğru. Ama diyor ki Müge Hanım, benim kız kardeşim ölmüş gitmiş, bu insanları zaten tanımıyor. Ben burada üzerine basa basa dedim ki Tuğçe ilk defa dedim. Ali abiyle ne dedi ifadesinde? Ben Tuğçe'yi o gece gördüm dedi. Ali abiyle Tuğçe'yi tanımıyor normalde. Ama şimdi bu dedi dördü beraber geliyorlar. Anne bir dakika diyor, anne. Yalan kadın söylüyor. Diyor ki etrafta bu şekilde konuşuluyor diyor. Ben gördüm demiyorum tamam, diyor. O zaman ben de diyorum ki gören duyan kimse net bir şekilde çıksın yani. Bunu söylesin kendisi. Merve mutlaka. Konuşmuyor. Kendi evi kurşunlananlar bile konuşmuyorlar. İşte bu kadın konuşuyor. Niye şimdi siz buna saldırıyorsunuz ki? Konuştu hanımefendi de bak nerelere geldi olay. Hayır ben bunu kabul etmiyorum sadece Müge Hanım. Ben adım gibi biliyorum. Kalıbımı basıyorum ben Merve'cim, burada ya. Merve'cim bak sana bir şey söyleyeceğim. Sen de şimdi Tuğçe gitmiyordu etmiyordu falan diyorsun ama gitmeyen kız da tamam mı? Evli kız. Gitmiyor dediğin kız kardeşin de o zaman hiç tanımadığı adamla gidip de bir başkasından gidip o adam da benim kız arkadaşım deyip anahtar alıp o ada dediğiniz Müge yere Hanım, gitmez. Size ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Tuğçe'nin zaten o gün çıkmasında ben eve erken gittiğim için o da Emine ablası ve Yağmur ablası iki tane abla bildiği insanla beraber gidip oturup döneceği için gidiyor. Oradan sonrası nasıl gelişiyor? Burayla ilgili zaten bir fikir yürütemiyorum ben şu an. Tuğçe'yi niye götürdüklerini de zaten bilmiyorum. Bunun da cevabını alacağım iki kişiden. İkisi Serdar ve Şükrü zaten. Biri de Alihan'dı, bilmiyorum. Alihan diyor ki ben Tuğçe'yi ilk defa gördüm o gün. Sessiz sakin konuşmuyordu bile Tuğçe doğru düzgün diyor. Evet çünkü Tuğçe böyle bir kız. Şimdi burada kalkıyor Tuğçe de geliyordu gidiyor dense ben bunu kabul etmiyorum. Ama bunu diyenden de şikayetçi olurum yani. Ama bilmiyorsun.
Ama bakın ben size diyorum ki öncesinde zaten Tuğçe'nin alakası yok. Hayır, ben şöyle sadece bir şey var. Sen eğer bu cinayet değilim. İşlenmeseydi sen Tuğçe'nin Şükrü'nün arabasına binip bir başkasından o ev için araba anahtar alıp o eve gideceğini tahmin eder miydin? Etmezdim. Nereden edebilirim? İşte etmezdim. Eğer olay olmasaydı sen onu da tahmin etmezdin. Ama şunu unutma. Yani normal şartlarda o kızın da oraya gitmesinin bir nedeni var. Ya ben de size diyorum ki büyük ihtimal Emine demiştir ki Tuğçe'yle beraber gidelim, film milimiz yiyeceğiz. Ben seni bırakırım demiştir. Tuğçe de sesini çıkarmamıştır. Tamam Emine abla deyip gitmiştir. Tuğçe ne olduğunu bile bilmiyor ki, nereye gideceğini bile bilmiyor ama ki. Ama Merve, tanımadığın bir insan arabasına binip gidip de benzin istasyonunda bir ama başka... Ama tanımadığı insan değil, Emine kullanıyor arabayı. Emine'nin arabasında Tuğçe. Hayır, sonrasında kimin arabasına biniyorlar gidiyorlar? Hayır, bakın. Şükrü'nün arabasına biniyor. Tuğçe ile X'ini gönderdikleri için Şükrü ile aynı arabada tamam, gidiyor. Tamam, Tuğçe mi kullanıyor ki arabayı? Hayır. Kim kullanıyor arabayı? Tamam, ben de diyorum ki bunun cevabında Şükrü, Serdar çıksın söylesin. Tamam, demek ki senin bilmediğin bazı şeyler var. Yani şimdi Şükrü 5 yaşında çocuk değil ki Tuğçe elinden tutsun Şükrü'nün de gitsin evin anahtarını alsın. Şükrü gitmek istiyorsa kendisi gider alır da evin anahtarını. Niye Tuğçe'yi yanında alıp götürüyor? Niye bilmiyorum. Bu benim sevgilim ev bize lazım deyip anahtarını istiyor ev sahibinden? Anahtar almak içinmiş. Ben de şunu diyorum, madem anahtar almak içinse niye Emine ile Serdar gitmedi? Onlar zaten bir sevgili. Tamam, işte o zaman bilmediğimiz bir şey var. Senin de bilmediğin bir şey var. Eğer bu cinayet işlenmeseydi sen Tuğçe'nin Şükrü ile beraber gidip o garsoniyerin evinin anahtarını aldığını bilmeyecektin şu anda. Demek ki bilmiyorsun. Yani o insanlarla görüşüp sana göre Şükrü'yü tanımıyor Tuğçe. Belki de tanıyor. Tanımıyor Müge Hanım. Nereden tanıyacak Tuğçe? Zaten bizde kalıyordu 15 gündür. Bunları bile bilmiyoruz. Emine ile Tuğçe'nin diyaloğu bile yok normalde. Buluşmazlar. Yağmur Emine Tuğçe'yi alıp da bir yere gitmezler zaten. Hani hiçbir ortak alanları bile yok onların normalde. O gece gelmesin sebebi benim tamam, de çıkıyor olmam. Bir hanımefendi konuşsun. Evet, buyurun hanımefendi. Ben sizi dinliyorum. Devam ediyorum. Bu cinayetin olduğu gün, pazar günü, ama gece şunu saat 3.30. Ama anlatın ama bir şey söyleyeceğim, şunu anlatın, bu çok önemli. Yani o eve giren kızlar var Şükrü ile Serdar'ın evine, öyle mi? Evet. Peki burada uyuşturucu yasaklı madde kullanıldığını nasıl öğrenmiş ki mahalleli? Nasıl bunun dedikodusunu yapmış? Şimdi benim bildiğim kadarıyla Şükrü zaten kullanan bir insan. Tabii bunlar iddialar. Yani Şükrü... Yani Şükrü kullanıyorsa yanına gelen insanın kullanmama gibi bir lüksü yok. Yani bu şekilde dedikodu yapılmış zamanında. Evet, evet, evet. Zamanında böyle bir şey olmuş. Evet, sonrasında? Sonrasında zaten bunlar sürekli girip çıkıyorlar zaten. O gün pazar günü saat gece 3-3.30 civarı. Karşı binasına evleri karıştırıyorlar büyük bir ihtimal. Karşı binaya 5-6 el ateş sıkıyorlar. Camlar işte kurşunlandığı için deliniyor, kapılara denk geliyor. O binadakiler yerlere yatıyor korkudan. Ya bayağı öyle havaya değil yani, binaya sıkılmış. Yok yok, hayır, direkt binaya, yani direkt Şükrü Gül'ün binası burası diyerek oraya sıkılmış. Bu Nedim'i Selen'den habersiz döven kişiler gidip onlara sıkmış olabilirler mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsun, seni de katmıyorlar hiçbir işe. Evet. Sanmıyorum. Normalde onlar her şeyi biliyor oradaki bayanlar ama hiçbir şeyi, her şeyi inkar ediyorlar. Hiçbir şeyi anlatmıyorlar. Yani stüdyomuzdakiler. Şimdi bilmiyorlar mı Şükrü'nün evinin kurşunlandığını? Şükrü'nün Rize'ye kaçırıldığını? Bunları bilmiyorlar mı yani? Artık ben kimin ne bildiğini sormaktan vazgeçtim. Oradan vazgeçtim. Ama yine söylüyorum, burada başka bir şey var. Lütfen hatta kalır mısın? Çünkü Alihan hastaneye gitmek zorunda. Alihan günaydın. Bir görgü tanığı bize ulaştı. Günaydın abla. O da hastaneye gidecek, sağ olsun bizi bekliyor. Şimdi bu görgü tanığı da diyor ki, hiç akışta bahse geçmeyen bir olaydan bahsediyor. Bunu senin söylemen lazım. Mesela siz bir gün öncesinde, iki gün öncesinde falan yine böyle kızlarla araba kiraladınız mı? Önce onu sorayım. Hayır, kiralamadık. Kiralamadınız. Televizyon izleyebiliyor musun orada bilmiyorum ama duyabiliyorsun herhalde yayını. Önce bir görgü tanığının açıklamalarını bir izleyelim. Kim vardı o arabada? Ben de Tuğçe. Diğer aracı kim kiralıyor? Onu da Emine kiralıyor. Babalar boyundan kalbinden kuşmamışlar. Geldiler, takip ettiler. Öldürdüler.
Kocaeli Gebze'deki çifte cinayet işlenmeden kısa bir süre önce 4-4.5 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi'nde Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü gördüğünü söyleyen bir tanık ekibimize ulaştı. Şimdi ben normalde erken kalkıyorum, erken işe gidiyorum. Pazar günü gene 4-4.5 arası uyandım. Karşıya baktığımda kırmızı bir araç, bayan arabada inmiş, arabanın arka tarafında telefonla konuşuyordu. Sonra şu gördüğümüz karşı taraftan oradan beyaz araç geldi. Çöpün ön tarafında durdu. Bayanın yanına gitti. Orada konuştu. Sonra bayanla aşağı geldi. Burada da konuştu. Beyaz araba yönü bu tarafa doğru döndü. Bu tarafa doğru gitti. Bu tarafa doğru gitti. Bayan da geri geldi. Şuradan döndü. Onun arkasından devam etti. Oradan döndürdü aracını ve bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru onun peşinden devam etti. Ve cinayetin işlendiği noktaya gitti. Öyle olmuş. Görgü tanığının anlattığına göre iki genç kadının gideceği yön aslında farklıydı. Beyaz araçtaki kişiyle konuştuktan sonra istikametlerini değiştirmişler ve cinayet mahalline doğru ilerlemişlerdi. Bu istikamet nereye doğru gidiyor? Bu istikamet ileride kavşak var. Sola dönersen E5'e çıkar, sağdan devam edersen Beylikbağı'na gider. Ankara Caddesi'ndeki ışıklar yaklaşık 1,5 kilometre filan. Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün gidecekleri istikameti değiştiren kişinin Alihan Kaya olduğunu belirtiyor tanık. Müge Anlı'da yayınlanan Alihan'ın röportajını gördüm. Orada Alihan'ı tanıdım. Dedim bir faydam olur. Belki orada bir şeyler bulursunuz. Alihan aslında görgü şahidi şunu anlatmaya çalışıyor. Diyor ki kızlar başka bir yöne gidecekken beyaz bir araçla inen kişi onları geri şey yaptı ve cinayetin işlendiği tarafa doğru o yönü göstererek yani yanlış yere giriyorsunuz diye uyararak o tarafa yönlendirdi diyor. Hatırlıyor musun bu olayı? Bu cinayet saatine yakın mı? Evet evet. Tam o saatten bahsediyor. Hayır 4, böyle 4, bir şey arası diyor. Olmadı. Normal ilerledik yani. Hayır. Sen yayını izleyebiliyor musun? Evet. Tamam beyefendi sokağı da gösteriyor, yeri de gösteriyor. Siz oraları daha iyi bilirsiniz. Bizim eve çok yakın orası. Normalde Tuğçe'yi bırakmaları gerekir aslında bizim. Birkaç sokak ilerimiz orası, arkamız. Normalde o güzergahtan yukarı dönerse Emine bize dönmesi gerekiyor Tuğçe'yi bırakmak için normalde. Zaten Emine sizin anlattığınıza göre Tuğçe'yi eve bırakmayacak mıydı? Yani söylenen o. Alihan'ların söyledi. Tamam. Tuğçe'yi eve bırakacaksa beyefendinin gösterdiği yerden sizin eve gidilmiyor mu? Tabii çok yakın oradan tamam, bizim ev. Tamam ama diyor ki işte oradan döneceklerken... Alihan indi arabadan ve onlara oraya girmeyin dedi. Cinayet mahalline doğru gitti kızlar da diyor. Tamam neden Alihan cevap versin o zaman? Alihan. Biz yani bilmiyoruz sizin Hayır, evinizi falan. Araçtan indiğini mi söylemişti? İzleyelim istersen bir daha. Yani tekrar izlersem iyi olur aslında. Lütfen bir yere de bak. Bak Merve diyor ki orası bizim eve giden yol. Evet. Yani demek ki oradan eğer... Atıyorum işte sağa dönse sola dönse sizin eve gelecek. Evet, ama bu zaten biz bunu konuştuk. Niye evin yolunu uzatıyorlar da pusu kurulan tarafa güzel doğru gidiliyor. Evet yani. Evet izleyelim. Kim vardı o arabada? Ben de Tuğçe. Diğer aracı kim kiralıyor? Onu da Emine kiralıyor. Dağlar boyundan kalbinden kuşmamışlar. Geldiler takip ettiler. Öldürdüler. Kocaeli Gebze'deki çifte cinayet işlenmeden kısa bir süre önce 4-4.5 sıralarında Köşklü Çeşme Mahallesi'nde Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ü gördüğünü söyleyen bir tanık ekibimize ulaştı. Şimdi ben normalde erken kalkıyorum, erken işe gidiyorum. Pazar günü gene 4-4.5 arası uyandım. Karşıya baktığımda kırmızı bir araç, bayan arabada inmiş, arabanın arka tarafında telefonla konuşuyordu. Sonra şu gördüğümüz karşı taraftan oradan beyaz araç geldi. Çöpün ön tarafında durdu, bayanın yanına gitti, orada konuştu. Sonra bayanla aşağı geldi. Burada da konuştu. Beyaz araba yönü bu tarafa doğru döndü. Bu tarafa doğru bu gitti. Bu tarafa doğru gitti. Bayan da geri geldi. Şuradan döndü. Onun arkasından devam etti. Oradan döndürdü aracını ve bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru onun peşinden devam etti. Ve cinayetin işlendiği noktaya gitti. Öyle olmuş. Görgü tanığının anlattığına göre iki genç kadının gideceği yön aslında farklıydı. Beyaz araçtaki kişiyle konuştuktan sonra istikametlerini değiştirmişler ve cinayet mahalline doğru ilerlemişlerdi. Bu istikamet nereye doğru gidiyor? Bu istikamet ileride kavşak var. Sola dönersen E5'e çıkar, sağdan devam edersen Beylikbağı'na gider. Ankara Caddesi'ndeki ışıklar yaklaşık 1,5 kilometre filan. Tuğçe Semiz ve Emine Çöp'ün gidecekleri istikameti değiştiren kişinin Alihan Kaya olduğunu belirtiyor tanık. Müge Anlı'da yayınlanan Alihan'ın röportajını gördüm. Orada Alihan'ı tanıdım. Dedim bir faydam olur. Belki orada bir şeyler bulursunuz. Alihan ne diyeceksin? İzledin de yerleri. Arkadaşlar bununla ilgili bir harita yani da çıkardılar. Yani bu kişi kesinlikle...
Yani bu kişi kesinlikle yalan söylüyor. Emine'nin durduğunu, benim araçtan indiğimi, yani konuştuğumuzu söylüyor. Kesinlikle araçtan inmedik, yani böyle bir şey olamaz. Yalan söylüyor kimse. Peki madem yalan söylüyor, neden o zaman yani siz yolu uzattınız? Yolu uzatmadık biz. Evde Bayramoğlu adadan çıktıktan sonra zaten kestirme bir yol var. Bu bir pastane vardı. Pastanenin ismini unuttum. Pastaneye geçtikten sonra sağa dönünce fabrikaların oradan kestirme bir yol, Sarkozy'nin önünden geliyorsun. Ama oraya girmeyip devam et. Yol uzamış oluyor. Biz kestirmeden gelmiştik zaten ve ben arkadaydım, Emine öndeydi. Emine'yi takip ediyordum. Şimdi görgü tanığının araçları gördüğünü söylediği yer şurası. Arkadaşlar siz düzeltin çünkü siz orada yaşıyorsunuz. Arkadaşlar da hani biz oralı değiliz tabii. Daha geniş gör Ahmetciğim. O kadar da değil. Şu şurası. Şimdi Tuğçe'nin evi de şurası. Yani tamam nereden yol var bilmiyorum ama yani şu ikisi şunun çok paralelinde. Yakın, çok yakın. Yani buradan buraya gitme yeri var mı? Var var. Ara sokaklar var. He? Ara evet, sokaklar tamam. Var. Tamam yani şimdi şurası varken şurada Tuğçe'yi eve bırakacaklarsa şuraya gitmek varken niye bunlar böyle devam edip 3 kilometre daha gidip cinayetin işlendiği yere gidiyorlar? Yani bir şey söylemiyorum. O saatte Alihan oraya gelmiş mi? O mahalle Kökçeşme'ye o saatte. Arkalı önlü gidiyorlar ya ablacığım. Ama oradan geçmemeler gerekiyor adaya gittiyse. Şimdi evet Bayramoğlu adadan oraya çıkıp direkt çok geliyorlarsa ters. Bu noktadan gelmeleri gerekiyor. Burası çok alakasız bir yer. Tam tersi yani. Burası çok alakasız kalıyor. Tahminen söylüyorum 6-7 kilometre vardır yani Bayramoğlu çok rahat. Normalde Alihan dediği yerden gelmeler lazım. O adamın dediği yer ters oluyor. Peki o beyefendi telefon attığımızda. Beyefendi günaydın. Günaydın. Evet. Alihan Bey diyor ki size için yalan söylüyor. Öyle bir şey yaşanmadı. Ben hiç arabadan inmedim diyor. Şimdi öncelikle size iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir şey. Ben o saatte dışarı çıktım. Balkona çıktım. Çıktığımda kırmızı araba yolun ortasında duruyordu. Hı hı. Yani ben bayanın yüzünü hatırlamıyorum. Bir bayan da arabanın arkasında telefonla görüşüyordu. Bir saniye şimdi açıklama yapacağım ben. Televizyonun sesini kapatırsanız daha rahat anlatabilirsiniz. Bir bayan arabanın dışındaydı öyle mi? Diğeri de elinde telefon arabanın içinde mi oturuyordu? İçindeki bayanı görmedim ben. Dışında sadece bayanın biri arabanın arkasında telefonla görüşüyordu. Bayan arabanın arkasında derken inip yani dışarıda evet, mı konuşuyordu? Arabadan inmiş. Arkada telefonla konuşuyordu. Hı hı. Daha sonradan bir araç geldi. Ben şimdi hatırladım. Bir araç geldi. Yanına gitti. Ben de zaten aracın yolda kaldığını yani bayanın yardıma ihtiyaç olduğunu düşündüm. Hı hı. Yanına gitti konuştu. Sonra farklı bir beyaz araba ara sokaktan geldi. Bu bayan onun yanına indi. Yani böyle bir 10 metre aşağı indi. Yanına indi. Rampa orası biraz öyle. Oradan ne konuştuysalar sonra bayan arabaya geri gitti. Beyaz araba ters istikamete döndü. O da bayan da geri gelip peşinden devam etti. Yani araç kırmızı araçtı. Diğer araç beyaz araçtı. Gecenin saat 4'ünde bir bayandı. Kot pantolon giymişti. Mavi bir kot pantolon giymişti. Ne vardı üzerinde? Hatırladım gördüğüm bu kadar. Kot pantolon vardı üzerinde. Benim de bildiğim bir şey değildi. Evet. Beyazdı üzerinde polar fermuarlıklar vardı. Keşke söyleme senin nasıl. Beyaz bir şey varmış üzerinde. Onu hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ya kot pantolon mavi olarak hatırlıyorum. Ama yani karanlık sonra işte orası karanlık bir sokak. Kotu mavi olarak gördüyse beyaz çok daha net görünür şimdi Miguel. Arkadaşlar siz ne istiyorsunuz her bağlanana saldırıyorsunuz? Nedir sizin amacınız? Hayır saldırma değil de hatırlar diye düşünüyorum ben. Ben de mesela her gördüğüm hatırlamam. Bir de ben şey söyleyeceğim. Ha. O mahallede dükkanlar var. Mutlaka kameraları vardır oralarında. Tamam, oralar da bakılsın. Konumuzda mı? Bak birisi bağlanmış işte. Ama Alihan yalanlıyor ya bunu şu an Müge Hanım. Ben de orada olmadığım için doğruluğunu bilmiyorum. İki tarafta farklı şey söyleyince ben de diyorum ki çözüm olarak. Orada kameralar var dükkanların. Demek ki kameralardan bulunabilecek olsaydı bulurlardı herhalde. Polisin de belki bakılmamıştır bile şimdi böyle niye bir şey bakılmasın? Yeni çıkıyor ya. Ya niye bakılmasın yani? Şimdi en azından bu iddiayı dinleyelim ki bu iddiayla ilgili belki bir başka bağlanan da olabilir. Ama bunu bir dinlememiz gerekiyor ki yani içimize şimdi, sindirelim iddiayı. Hayır Alihan'ın bu en baştan beri buraya geldiğinden beri Alihan doğruyu söylemiyor diyen de siz değil miydiniz?
Adam da şu an bir şey anlatıyor. Niye şimdi adama saldırıyoruz biz? Beni anlamadın ben yani. Ben adama saldırmıyorum Müge Hanım. Ben sadece diyorum ki Alihan yine onaylamıyor ya. Burada da farklı bir şey söylediğim tamam, için. Tamam biz bunu Alihan'a soracağız işte şimdi. Yani şu anlatılanlar sizi niye rahatsız ediyor? Yani bu size göre gerçek değil de bunun gerçek olması sizi üzecek bir durum mu? Gerçek değil diye bir şey ben ifade etmedim zaten. Ben sadece şundan artık sıkıldım. Sürekli biz zaten bilmediğimiz için kendi kendimize 7/24 o muydu bu muydu o muydu bu muydu diye biz zaten kendi kendimize kuruyoruz. Ben artık bu kuruntulardan sıkıldığım için diyorum ki bir şeyler delilli gelsin artık. Kamera varsa kameradan görelim çünkü iki tarafta farklı bir şey. Ama bir şey söyleyeceğim yani bu program kamera programı değil ki bu program yapmıyor. Görgü şahidi programı. Kızla bağlandığında... Hayır diyorsunuz. Adamla bağlandığında hayır diyorsunuz. Alihan'ın anlattıklarında doğru olmadığını söylüyorsunuz. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu konuya da Yağmur açıklık getirsin. Madem o mahalleye gidiliyormuş ya. Yağmur bu konuya açıklık getirsin kendi adına. Çünkü... Vallahi getirsin getirmiyor. Ne evet, yapabilirim? Evet burada da Yağmur açıklık getirsin diyorum. Bu konuda da yine aynı şeyi söylüyorum. Yine iki taraf farklı bir şey söylediği için. Ben tamam. Orada yokum. Siz orada yoksunuz. Mutlaka kamera vardır diyorum. Belki incelenmemiş olabilir şu yüzden. İncelenmiş. Bu istikamet ters istikamet. Hani geldikleri istikametle alakası olmadığı için bakılmamış olabilir. Bu bağlanan görgü tanıklarının isimleri kim oldukları belli. Dolayısıyla bu olayla bağlantılı tamam, neyse, olmayan kişiler yani neyse de... ben şimdi sizi ikna etmek durumunda değilim ki arkadaşlar. Evet. Allah Allah anlamadım ben ya. Ben niye sizi ikna etmeye çalışıyorum ki ben burada yani? Sen ne biliyorsan ben de o kadarını bilmiyor muyum? Evet. Ben eminim ki buraya gelenler sizler de daha belki sen de daha benden çok daha fazla şey biliyorsunuz. Kimini anlatmak istiyorsunuz, kimini anlatmak istemiyorsunuz. Anlatıp ben ona da saygı duyarım. Ama yani her bağlanında üzerine saldırmanın bir anlamı yok ki. Adam diyor ki balkona çıktım gördüm. Daha birkaç ay evvel olacak iş mi? Evet kadın balkona çıktı katili gördü. Katilin ceketini gördü. Tuttular yakaladılar tarlada öldürmüş adamı. Şimdi herkes dedi ki nasıl? Görmüş kadın. Yani zaten çok zor konuşuyor insanlar. Sen Ramazan bile işte hala CD bakıyor. Mahallede o kadar kurşundanan var. Kimse karışmak istemiyor. Niye karışmak istemiyor? Çünkü uyuşturucu meselesi var. Kurşun meselesi var. O su var, bu su var. İnsanlar da karışmak istemiyorlar. Tam karışanlar var. Biz niye onların üzerine saldırıyoruz? Teşekkür etmemiz lazım. Allah razı olsun dememiz lazım. Sizin için şahitlik yapıyorlar. Vakit harcıyorlar. Şimdi sizin yapmanız gereken, Alihan siz hep çıktınız, o evden çıktınız, hep arka arkaya mı gittiniz yoksa bir ara birbirinizden uzaklaştınız mı? Hep arka arkaya gittik yani, kaybetmedik hiç birbirimizi. Şimdi beyaz araba diyor mesela, senin ve araban da beyaz ama... Bu kişinin iddia ettiği mahallenin adını... Haritası var işte. Öğrenebilir miyim mahallenin adını, iddia ettiği mahallenin? Köşkçeşme. Köşkçeşme'den bahsediyor herhalde. Şimdi Köşkçeşme'den bahsediyor. Biz zaten Bayramoğlu adadan çıkıyoruz. O saatte Bayramoğlu adadan çıkıp bizim istikamete giderken Köşkçü Çeşme'ye uğrama şansımız yok yani. Şöyle uğranır, Tuğçe'yi bırakacaklarsa uğranır oraya. Evet. Tuğçe'yi bilmiyorum. Ben zaten evini bilmediğim için hani Emine'yi takip ediyordum. Bir yerde sadece feniş ışıklardan sonra Emine'nin önüne geçtim. O ışıklarda geçmiştim zaten sadece. Emine de zaten Tuğçe'ye gidecekti. Öyle söylemişti. Hani Emine zaten Tuğçe'nin evini bilmiyorum ben. Tuğçe'nin evini bilmiyorsan senin aracın ama nasıl... Ama Köşkçü Çeşme'ye uğramadık yani o saatte. O zaman senin aracın nasıl öne geçiyor? Onların evini nereye bırakacağını düşünüyorum. Yani kimi yerde Emine'nin aracı önüne geçiyordu. Kimi yerde benim aracım öne geçiyordu. Yani orada da ben öne geçmiş oldum. Hani onun öncesinde de Emine de önce öndeydi. Ben de öndeydim. Yani sürekli değiş... Senin evin nerede? Yani benim evim neye göre tarif edebilirim kim, kime hayır, göre? Hayır yani şu haritaya göre nerede siz biliyor musunuz Alihan'ın evini? Biliyorsunuz haritaya göre haritayı alır mısınız? Onun evi nerede? Alihan'ın evi nerede? Bizim eve yakın. Ha? Emine'nin evi yakın. Biraz daha geniş gösterirse. Ha? Onun evi ne tarafta? Kalkıp gösterelim. Tuğçe'nin evine yani Tuğçe'den yakın mısınız? Ben zaten ışıklardan sağa dönüp. Tuğçe'den yakın Allah. Mısınız? Şurası finish. Ha? Yok abla, yol istikametini söylüyorum. Tamam, ne tarafta yani? Onun evi ne tarafta? Alihan'ın evi şurada. He? Şurada, çünkü bir tane stat gözükmesi lazım tam şurada. Stat mı? Tam öndeki stat değil şurası. İşte. Şurası. Tamam, şu ev. Hı? Şu ev. Allah Allah. Hayır, onlar o taraftan geliyorduk diyorlar. Abla, şu yol, bahsedilen hani geldikleri yer var ya, Bayramoğlu'da. Bu yol Bayramoğlu'da'ya gidiyor. Hı hı. Şimdi orası ters ikamet, Tuğçe ile Merve zaten o tarafta oturuyor. Biz de zaten şimdi Marif'in olduğu yerde oturuyoruz. Nerede? O civarlarda.
Şurası meydanımız yani bizim o bulunduğumuz meydan yani. Tuğçe'den sizden yani daha ileride yani bu tarafa tabii doğru baktığınız Gebze tarafında onlar. Yani bu köşk çeşmeye gelmelerinin tek bir sebebi olabilir. O da Tuğçe'yi bırakmak ama geri dönme olayını bilmiyorum. Orada Ali Hasan yani söyleyeceksin. Çünkü Ali senin anlatımlarına şimdi herkes farklı konuşuyor ama senin anlatımlarına da inanmıyor. Benim senin anlatımlarında ben bilmem o gece ne yaşandığını, seni de tanımıyorum. Fakat senin de anlatımlarında kafama takılan kırmızı ışıktaydım, sağımdaydı, solumdaydı, arkamdaydı. Orada bir sürü şey söylüyorsun. Sonra diyorsun ki geriye döndüm baktım. O sırada bir tane adam gördüm, görmedim. Elinde silah vardı, var mıydı? Mesela senin niye geriye dönüp baktığını ben anlayamıyorum. Eğer geriye dönüp baktıysan önce seni kurşunlanman gerekiyor. Kurşunlanırken geriye dönüp bakmazsan senin de dediğin gibi hani gaza basıp gidersin. Ya senin de şunu görmen lazım. Eğer bu insanlar pusu kurdularsa ilk sana ateş ettiler. Sen de onları ettin. Arkaya falan da artık bakmaya fırsat bulamadan gitmen lazım. Senin de geriye dönüp hiç yok yere bakmanı ben hiç anlayamadım mesela. Bilmiyorum, varsa anlayan bana da anlatsın. Yani ayrıca dikiz aynası denen bir şey var. Hiç de ben arkaya bakmak isterken elimi de arkaya koyup baktığımı hatırlamıyorum. Dikiz aynası var. Dikiz aynasına bakarım. Öyle bir panik anında. Niye geriye dönüp baktın? Şimdi siz buradan gittiniz, gerçekten önce Tuğçe'yi bırakacaktınız. Zaten elimi arkaya koyarak bakmadım. Normal kafamı çevirdim. Ama o an niye çevirdim bilmiyorum. Hani belki o an şu an ses, belki ses duydum, bir şey oldu. Ama dediğim gibi ben normalde amacım hani Emine'nin aracına bakmakta amacım. Ya ama yani sen öndesin. Öyle bir bakayım dedim, arkama çevirdim kafamı. Tamam ama sen öndesin. Senin arabana kaç tane kurşun gelmiş. Sen önce kurşun sesinin geldiği yöne doğru, yani sağa doğru bakman gerekirdi o taraftan geldiğine göre. O sırada da diyorsun ki ben zaten panik yaptım, bastım gittim. E şimdi o kurşunu, o zaman ilk adamı sen görüyorsun orada. Ya da adamları, ne bileyim kaç tane varsa. Ama ilk kurşunun sıkıldığını, ilk kurşun kime sıkıldı bilmiyorum ki. Sen öndeysen sana sıkılmış olması lazım. O zaman adamlar arkaya sıktı, gördün. Sonra tekrar adamlar koştular, senin yanına geldiler. Kızların çığlık sesini duydum diyor. Kurşun sesini mi duyamıyor? Ben orayı da anlayamıyorum. Duyamadım Merve, yani ne yapabilirim şimdi? Yalan mı söylüyorum? Ben sadece şunu söylüyorum Alihan. Köşk Çeşme'ye geldiyseniz Bayramoğlu istikametten Tuğçe'yi bırakmanız gerekiyordu. Niye geri döndünüz? Hayır, Köşk Çeşme'ye gelmedik. Görgü sana konuşuyor ama şimdi burada. Ya yalan söylüyor, ben yemin ediyorum gelmedik Köşk Çeşme'ye. Hasta halimle zorluyorum kendimi. Hayır, bu adamın yalan diyorum söylemek için ne gibi bir gerekçesi var ki? Gelmedik. Yani o saatte benim sizin yalan de söylemek için bir gerekçem var mı? Onu bilemem. Sen olayın ben içindesin. Ben emniyete adım adım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle sen söyleyeyim. Sen olayın içindesin. Emniyete senin olabilir adım adım ama bütün gittiğimiz yerleri söyledim. Şöyle söyleyeyim. Ben emniyete adım adım gittiğim yerleri söyledim. GPS'de zaten çıkar. Yalan söylesem de hani belli olur yani, GPS'de her şey çıkıyor. Ben niye yalan söyleyeyim? Döndük kesimin orada o kadar az araba geçiyor ki. Hani sen de dedin yolda giderken hiç arabaya da rastlamadık fazla, yani o saatte çok fazla araba da yoktu. Anladığım kadarıyla beyefendinin dikkatini çekmiş. Fakat anlattığı beyaz araba cinayetin yani katillerin geldiği araba da beyaz araba. Evet, evet. Bu illaki senin araban da olmayabilir. O yüzden diyorum sen hiç onlardan ayrıldın mı diye. Bir gün sonraki kurşunlanmayı yapan işte da beyaz araba. Çeşme mahallesine uğramadık. Hayır, hiç ayrıldınız mı yani, arada birbirinizi kaybettiniz mi? Yani hayır, peş peşe gelmiştik yani. Yani bu kişi neden böyle gördüğünü söylüyor. Ben bilmiyorum, ben yani bilmiyorum yani. Ali, sana son bir şey sorabilir miyim? Senin o evde ne işin vardı o gece? Onlar çift çift gitmişler. Sen niye gidiyorsun? Yani çok açık şimdi söyleyeyim hani sen fazlalıksın derken, yani hani orada. Yani şimdi senin ne işin var o evde? İki kız iki erkek gidiyorlar. Sen niye gidiyorsun? Emine'nin ricasıyla gittim. Hani Emine dedi gel dedi. Beraber gidelim. Hani hep beraber döneriz dedi. Oturur dedi. Film izleriz dedi. Çıkarız demişti. Hani hangi filmi izlediniz? Havada soğuk demişti. Hangi filmi izlediniz? Şöyle söyleyeyim. Bir bölüm konuşanlar bölümünü izledik. Bir bölümde diğer filmin ismini hatırlamıyorum. Bir tane de film izledik. O dizi değildi. Bir dizi, bir tane de film izlediniz. Yok, biri program. Evet. Zaten eve girer girmez
Serdar hemen televizyonu açmıştı zaten. Ne yediniz? Efendim? Ne yediniz ya, bir şeyler alıp mı gittiniz? Şükrü gelirken çiğ köfte almış. Çiğ köfte yedik. Onun dışında zaten ailesi biliyor Emine. Bir tane şeftalili soğuk çay içecek var. Ondan almıştı. Yanına çerez falan vardı. Hayır, sen kendini fazlalık hissetmedin mi orada yani? Onunla. Yani fazlalık derken şimdi insanların aklına neden Şükrü ile Tuğçe'nin bir... Şükrü kız arkadaşım olarak anlatıp anahtar yani aldığı için olabilir mi? Yani Şükrü söylüyor. Ben söylemiyorum. Şükrü öyle söylemiş. Ay, çıldırtacak benim bunlar. Belki hani... Ara verelim de. Dur şunu kesmesinler. Bu arada Alihan da zaten ambulans bekliyordu kapının önünde. Onun hastaneye gitmesi gerekiyordu. Yayına katılmak için bekledi ama beyefendinin anlattıklarını doğru bulmuyor. Aile de diyor ki, beyefendi siz de hattasınız. Aile de diyor ki eğer beyefendinin gördüğü kişiler bizim arabamızsa o zaman yolu uzatmışlar. Yani ama niye o zaman Tuğçe'yi eve bırakmayıp tekrar geri döndüler? Ama Şevki Hocam da az önce bir şey söyledi. Yani biz bu gecenin hiçbir mantığını bulamıyoruz. Yok. Yani mantıkla açıklamak çok mümkün değil geceyi. Hani neden oraya gittiler, niçin, ne yaptılar, bunların hiçbirini bilmiyoruz. Hepsi muamma bizim için. Ben şunu merak ettim. Oradaki Tuğçe'nin evi dediğimiz ev sizin eviniz mi yoksa Tuğçe'nin eşiyle yaşadığı ev mi? Tuğçe'nin eşiyle de annesi yaşadığı yerde. Aynı yerde. Bir sokak var. Yakın. Tuğçe'nin kendi evi ile bizim aramızda bir sokak var. Aynı oradan yerden. Aşağıda bizim eve gelin hemen. Aşağıda dolaşmaya, E5'lere falan dolaşmaya gerek yok. Yok yok. Ara sokaktan hemen evet, size evet. Çıkılıyor. Anladım. Bir de şimdi eğer o beyaz arabadaki beyler kimse bir yön değişikliği yapacaksa o saatte kalkıp da o hanımefendiyi arabadan indirip yanına çağırmaz. Hayır, Alihan'dı diyor. Hayır, beyefendinin anlattığı başka bir şey. Beyefendi diyor ki ben duran bir araç gördüm. Evet. Duran araçta, beyefendi hatta değil mi? Beyefendi evet, eğer evet. Yanlışım varsa düzeltin. Siz balkona çıktığınızda bir araç görüyorsunuz, kırmızı aracı görüyorsunuz. Evet, şu arabayı yolun ortasında duruyordu. Yolun ortasında duruyordu üstelik. Evet, yolun ortasında duruyordu. Evet. Kapısı da açıktı. Bayan da arabadan inmiş. Arabanın arkasında telefonla konuşuyordu. Yani şoför mahallinin kapısı da açıktı, öyle mi? Evet, evet. Kapı da açıktı. Yani ben ilk gördüğüm anda bayan arabanın arkasında telefonla konuşuyordu. Ayakta. Peki aracın yönü ne taraftı? Yani bu cinayet mahalline doğru muydu aracın yönü? Diğer taraf, aksi istikamete miydi? Diğer tarafa, diğer tarafa. Gebze yönü. Gebze yönü yani. Yani Gebze yönüne. He. Bak aslında başka bir şey o. O haritayı tekrar verir misin? Bu görüntüler değil. Şimdi haritayı tekrar verir misin Ahmet? Yani onun söylediği yer araç bu cinayet mahallinden geçmiş yani. Bayramoğlu'ndan geçmiş. Tuğçelerin oturduğu yöne doğru gelmiş. Değil mi beyefendi? Ekranı izleyebiliyor musunuz? Ben izlemiyorum. Ben şu an trafikteyim. Anladım. Ama bu cinayet mahalline arkasını mı vermişti yani araç? Evet, yani ilk benim gördüğümde araç arka tarafındaydı beylik bağı tarafı. Yani bu da şunu gösteriyor, o Bayramoğlu'ndan gelip oradan geçip belki de Tuğçe'yi eve bırakmak için buraya bu tarafa gelmişlerdi. Çünkü diyor ki yönü bu taraftı. Ama ben yanında başka kadın görmedim diyor. Bir kadın ayağında mavi kot pantolonuydu, sizin gördüğünüz kırmızı araba ve beyaz arabayı teşhis ettim. O araçtan inmişti, anladığım o. Arabanın arkasına geçmişti, telefonla konuşuyordu. Tamam. Ben de aracı bozuldu sandım hatta o yüzden diyor. Yolun ortasında olduğu için diyor. Bunun üzerine bir beyaz araba geldi diyorsunuz. Beyaz araba ne taraftan geldi? Şimdi beyaz arabadan önce başka bir araç durdu. Yanına gitti galiba, yardıma ihtiyacın var mı diye sordu. Onunla konuştu, adam gitti. Sonradan o aradan beyaz araba geldi. Bayan onun yanına indi. Yürüyerek yanına indi. O beyaz oradan, araba nereden geldi beyaz araba? Şu an yayını izleyemiyorum ama orada bir çöp var. Çöpün hemen yanından, o aradan geldi. Yok yok, beyaz araba o cinayetin işlendiği taraftan mı geldi, başka taraftan mı? Diyorum ya bak, ha, şu çöp kovasının oradan geldi. Ha. Evet, çöpün yanından geldi. Aa, yani o ara sokaktan geldi. Evet. O ara sokaktan yani geldi. Sonra oradan,
Sonra işte bayan indi aşağı, durdu o köşede. Bayan da yürüyerek geldi, onunla konuştular. Sonra beyaz araç Beylikbağ tarafına döndü. Bayan da geri gelip dönüp onun peşinden gitti. Yani anormal bir durum olmadığı için ben de arkadan falan bakmadım. Ben zaten balkonda oturuyordum. O zaman biriyle randevuleştiler diye benim aklıma gelir açıkçası. Yani belki... Araba bozuldu sandım diyor. Ama niye yolun ortasında dursun? Ama Tuğçe'yi bırakacaktı. O yapılan konuşmayla vazgeçti. Yeni bir talimat verildi. Yeni bir yön çizildi. Kesinlikle. Ben onun üzerine öyle. Tamam dendi. Bindi arabaya. Hayır, belki de ara beklenendi. Ara beklenen. Acaba o sırada beyefendinin gördüğü, hani yardıma ihtiyacınız var mı diye sorduğunu düşündüğüm aracın sahibi bizi arasa. Eğer hani yoldan gerçekten yardım etmek için durduysa, o daha net görmüştür arabanın içinde kaç kişi var, ne var, ne yok. Evet. Ama daha sonra eğer beyefendinin anlattığına bakarsak, ondan sonra istikametlerini bu tarafa doğru çeviriyorlar. Bu tarafa doğru gidiyorlar ama burada, ah kolum da o kadar ağrıyor ki omzum. Buraya geldiklerinde, vuruldukları yerde yönleri ne tarafta? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Yönleri ne taraf? Aracın yönü. Bu tarafa. Yani doğru. Buradan mı gelmişler? Abla şöyle söyleyeyim. Yoksa diğer taraftan mı? Oraya gidip gösterebilir miyim? Tabii tabii. Söyle sen bana, bu taraftan mı araçlar gelirken oluyor? Ben göreyi bilmediğim için sana soruyorum. Burası... Ondan bahsetmiyorum. Cinayetin işlendiği yer burası ya. Araçların yönü bu taraf mı, bu taraf mı? Bu taraftan. He? Bu taraftan, yukarı doğru. Buradan mı gelmiş araçlar yani? Yoksa buradan şu an anlatılan iddiaya göre... Köşk araba Çeşme'den buradan... Dağ'ı bırak ya. Müge Hanım, Köşk Çeşme'den döndülerse bu yolda olmaları gerekiyor. Bu yolu zaten hiç kullanmazlar bile. Eğer Köşk Çeşme'den dönüp geldilerse buraya, bu istikamette olmaları gerekiyor. Abla, şu yolu siz hiç biliyorsunuz ya trafik ışıklarından. Hı-hı. O trafik abla, burası. Burası ilk ışıklar, ikinci ışıklar arasında. İki ışık arasında, hani iki mobes arasında olan olay demiştik ya hani. Yani bu araçların buradan mı geldiği tahmin ediliyordu diyorum. Şu anki görüntülerde bu ama... Şu anki yani cinayet görüntülerine göre nereden gelmiş araba? Buradan mı böyle gelmiş? Tamam ama bir dakika geriye çekilirsen, aslında o zaman buraya girmeden buradan da araçlar böyle gelebilir. Yani buradalarsa, şuradaki yol kesiliyor mu? Buradan yol devam etmiyor mu? Ediyor. Ama... Tamam, o zaman beyefendinin gördüğü gibi, yani arkadaşlar buraya çizmişler, buradan yol devam ediyor mu böyle? Evet. O zaman böyle de gelinebiliniyor yani, şuradaki kavşaktan şöyle dönülebiliniyor. Burada da fazla bir zahmet olduğu için biz genelde mesela hep yani... Ondan bahsetmiyorum, zahmetten falan. Yok. Ya. Yol güzergahından bahsediyorum. Bilmiyorum ya yolu. Abla ilk yol burası olduğu için şuradan burası bir yerden... Burası gidiş geliş bir yol mu? Şu tarafı Gebze yönü, bu tarafı İstanbul yönü. Tamam, o zaman yani buradan gelen beyefendinin gördüğü yerden girmişse, bizim arkadaşlar böyle geldiler ya. Evet. Yön orada tutmasa bile şu yeşili böyle devam edebiliyoruz. Evet. Şu kavşaktan buraya dönüp... Ah! Şurada da vurulma olabiliyor tabii yani. Ki. Yani, araçların önü ne tarafa bakıyor? Araçların yönü şu yukarı istikamete. Tamam, yukarı yani istikamet. Buradan gelmeleri gerekiyor. Tamam. Beyefendinin anlattığı gibi de şu, yani şu yeşili şöyle de yapabiliriz. Orası daha kısa diye bizim arkadaşlar böyle yapmış. Böyle yapıp buradan gitme ihtimalleri tabii ve yine ki cinayetin mahalline göre arabanın yönünün doğru olma ihtimali var. Tabii ki. Tamam, işte şimdi mevzu şu. Alihan hiç ayrılmadım onlardan diyor ama yani buraya kadar geldiler mi bunlar, niye buraya döndüler? Buraya dönerlerse cinayet mi? Burası da sizin evi. Emine'lerin evine mi yakın? Emine'nin evine. Belki de Emine'nin evine gideceklerdi. Bilmiyoruz ki. Ama Emine'nin evine de gitmez. Serdar da diyor ki Emine'ye ben anahtarı verdim. Geri dönecekti. Ha? Sizin demin Alihan'a sorduğunuz iki erkek iki hanım varken siz beşin üçüncü erkek olarak ne düşünceyle gittiniz diye sorunuza ne cevap verdi? Niye kötü düşünüyorsunuz dedi. Ha? Niye ben kötü düşünüyormuşum ki? Yani verdiği cevap ne? İşte cevap bu. Allah Allah. Yani kötü değil ki şimdi bir göz görünen hani köy... Kötüyle alakası yok ki, zaten Emine ile Serdar sevgili. Evet. Şükrü de Tuğçe ile beraber arabaya biniyor. Evet. Evin anahtarının olduğu kişiye gidiyor. Diyor ki benim kız arkadaşım var. Eve gitmek istiyoruz, anahtarı verir misin diyor. Çocuğun da ifadesi bu. Çocuk da Şükrü'ye anahtarı veriyor. Yani... Çocuk Şükrü ile Tuğçe eve gidecek diye anahtarı veriyor. Evet. Yanlarında da Emine ile Serdar var. Zaten onların sevgili olduğu belli. Evet. İki çift gidiyorlar. Yani artık ben kötü, bana ne? Yani Alihan kapıda arabadan mı bekleyecekti? Yo, onlarla birlikte işte oraya girip sohbet mi edecekti? Kim izlemişler? Yani
O ikisi her biri kendilerine göre bir odaya şehirliği zaman Alihan ne yapacaktı? Ben bir de şunu anlamadım. Alihan sabah saat 10'da İstanbul'a gidecekmiş kız arkadaşının yanına. Saat olmuş 5. Onlar da iki çift oturuyorlarsa Alihan'ın o evde ne işi var? Ne yapacak yani? İşte sorunca da diyor ki niye kötü düşünüyorsunuz ki diyor. Yani kötü düşünmek iyi düşünmek. Hayır ama normali. Sabah 5 olmuş. Onlar beraber iki çift gittiği zaman Alihan hadi akşamlar iyi geceler deyip evine dönmesi lazım. Hayır sanki evin sahibine ben Şükrü'yüm de ben mi Şükrü'ye dedim git Tuğçe ile kız arkadaşımla biz evde oturacağız diye anahtarı verdiği onu anlamadım yani. Yani kimse de dediğini de kabul etmiyor. Bazen böyle enteresan şeylerde kalıyorum, durumlarda kalıyorum. Bana ne? Ona Tuğçe'nin demesi lazımdı. Ben senin kız arkadaşın değilim ki. Ben niye seninle anahtarı alıyorum? Mesela ona da cevap vermedi. Merve 50 kere soruyor. Niye diyor ikisi gittiler? Yani şimdi Serdar'la Emine erkek arkadaş sevgili olduğu için aslında mantıken onların gidip alması gerekirken niye Tuğçe'yi dahil ediyorlar? Orayı ben anlayamıyorum. Ha niye Şükrü kendisi gitmiyor? Şükrü 5 yaşında çocuk değil ki Şükrü atlasın gitsin. Serdar şey deniliyor. Şey deniliyor. Belki anahtar verilmez. Ona hani Şükrü Tuğçe erkek deniliyor. Olarak tek gitmiş. Evet. Belki anahtar vermezler. Hani Tuğçe de bahanesi hani kız arkadaşımla geleceğim denirse anahtarı verirler. Algısı var. Öyle söyleniyor. Emine ile Serdar gitsin. İşte ben de onu anlamıyorum. Niye o zaman Emine ile Serdar gitmedi? Bir de niye vermesinler yavrum? O ev ne için tutulmuş ki? O ev oturup da atom mühendisliği çalışmaları yapılmak için tutulmamış ki? İşte bilmiyorum yani. Yani evin tutulma nedeni belli. Ya zaten onu belli kişiler kullanıyor o evi kardeşim. Belli kişiler kullandığına göre Emine kızlar... de gitse o anahtarı alabilecek. Serdar da gitse alabilecek. Şükrü ve Tuğçe de aldığına göre yani o gruptan kim gitse anahtarı alabilecek. Alabileceğine göre. Yani Serdar'la Emine alması gerekirken Tuğçe evli bir kadın... Hayır çünkü... Alihan'ın mesela Tuğçe ile Alihan'ın kalması daha mantıklı. Çünkü onların çocukluk arkadaşı. Evet. Yani Tuğçe Alihan'la ya bir de zaten 3 tane araba var. Şimdi bizim düşündüklerimiz bayram. Normal de yanlış niye düşünüyorsunuz diyorlar. Ya arkadaş doğruyu söylemiyorsunuz. Doğruyu cevaplamıyorsunuz. Hayır cevabı ne dediniz de cevabı diyor ki niye yanlış düşünüyorsunuz? Biz film izlemeye gittik diyor. Tamam sen sabah 10'da gideceksen sevgiline. O zaman zaten senin orada Merve de hep onu söylüyor. Sen de onu söyledin. Evet. Niye o saate kadar oturuyor ki Alihan diye Merve de düşünüyor. Bir de Emine ile Tuğçe kendileri zaten evlerine dönebilirler. Alihan'ın onları takip etmesine de bir gerekçe var mı? Alihan kendi evine mesela Şükrü ve gider. Serdar'ın mesela bir... İddiaya göre Şükrü ve Serdar zaten biz Tuğçe ve yani zaten Serdar'la Emin oraya gitmiş ama Şükrü de Tuğçe ile daha evvel o eve gittiğini iddia etmiş. Yok, verdiği ifadede. Ben onun ifadesini söylüyorum hayatım. Bak yok ya diyorsunuz ya ben de bunu anlamıyorum. Ben söylemiyorum ben Şükrü müyüm? Ben kişisel düşüncemi sesli olarak hani anladım da yani size. Verilen ifadeler bu yönde yani. Şükrü de Emine ile mi gittiğini kabul Hayır, ediyor. Hayır Serdar'la Emine'nin zaten sevgili olduğunu biliyoruz. Tamam. Onlar zaten o eve gidiyorlar. Şükrü kiminle gidiyor? Tuğçe ile gittiğini söylemiş o da. Buyur işte. Zaten Tuğçe ile gittiği normal akla gelebiliyor çünkü beraber anahtar almaya gidiyorlar. Yani Şükrü bir anahtar almaya giderken senin yanında da bir hanım varsa o eve gidilecekse beraber o yanında o hanımla bulunduğuna göre o hanımla Şükrü arasında bir irtibat ilgi var diye kabul edilir. Bunun başka izahı yok yani. Yanım. Tuğçe zaten benimle aynı işine çalışıyor. Sabah beraber gidiyorum, akşam beraber çıkıyoruz. Bizde kaldı süreci. Zaten hep beraberim. Tuğçe ile dışarıda çıksam beraberim, Şükrü evde de olsam beraberim. Hayatım, ben söylemedim ki. Evinde de olsa eşiyle beraberler zaten. Böyle bir ihtimal zaten yok. Belki Yağmur, yani Yağmur zannettikleri için böyle bir şey söylüyorlardır. Yani evde Yağmur'un arkadaşının eviymiş bunu zaten. Bunu söyleyen Şükrü kendisi Şükrü. Mi? İfadesinde öyle söylemiş. Şükrü Yağmur'la mı söyleniyordu? Hayır. Hayır arkadaşlar ya şimdi en büyük hani kuzenleri. Yağmur göründüğü için hani Yağmur'u biliyorlarsa eğer gittiğini Tuğçe evet. Zannediyor olabilirler hani isimden dolayı. Ya aile en baştan beri diyor ki Tuğçe evli ve eşiyle beraber Tuğçe dışarıda çıkmayan bir kız Yağmur'la Emine gezerler de o gece bu cinayet işlendiyse aslında Tuğçe yerine hedef Yağmur olabilir de o, ya da Emine'ydi hedef ama hani Yağmur hep onunla gezdiği için Tuğçe yanlışlıkla öldürüldü. Tuğçe ile Yağmur karıştırıldı diyor aile en evet. Baştan beri. Çünkü Tuğçe kendi içine kapanık, sessiz, sakin ailenin söylediğine göre kimseyle görüşmeyen evli olan kız. Evet. Kocası evet. Da buraya geldi o da başını kaldırmadan biliyorum, oturuyor. Biliyorum. Onların sessiz ikisi öyle çocuk. Otururlarmış. Evet. Evet.
Yani o zaman yani ecel meselesi. Ama şunu da unutmayın meselesi. Ama Tuğçe'nin de ben mesela evine dönmemesinin nedenini anlamıyorum. Ben de anlamıyorum. Aslında çok ihtimal var dönmesi gerek. Mesela ilk yağmuru bıraktıkları zaman da Tuğçe'yi de bırakabilirler. Tuğçe hayır, dönebilirdi. Kocasının da yanına dönmemesini anlamıyor. Hayatım şimdi senin eşin korona olacak. Eşini bırakır mısın ya? Ben eşimi bırakır mıyım korona ama işte evde? Ama Tuğçe'nin bırakmasının işle alakalı bir sebebi olduğu için Tuğçe kalmadı eşiyle i̇şle beraber. Alakalı annesi de yakın olduğu için evin annesi yemek götürüyordu. Hepimiz korona olduk burada. Bak kaç kişi oldu yani gitti ama ben kocamı niye bırakayım koronayken? Hayır zaten o zaman ben kocamın koronayken bakmayacaksam niye ben onunla evliyim ki? Ya ben bunu takarsın zaten... maskeni o da odasında duruyor. Herkes öyle yapma takıyorsun maskeni. O da odasında ama bir çayını yaparsın kahvesini yaparsın. Hani git de kocanla bıdık bıdık ol demiyorum ama Türkiye'de herkesin ayrı gidebilecek evi yok ki. Evde iki kişi korona oluyor. Kapıları kapatıyorsun. Önüne koyuyorsun meyve sularını falan. Hepimizin bir başında. Bir eşlik birbirini sevmek o değil mi? Hayatı paylaşmak. Yani bu değil mi? Sonra iyileşiyor. Bir hafta kocandan ayrı kalmışsın. Bir hafta 10 gün teyzem gelecek diye dönmüyorum. Yani o yaştaki insanlar için Tuğçe'nin eve dönmemesi de bakın manidar. Şimdi siz diyorsunuz ki damat çok sessiz, sakin, hiçbir şey yapmaz. Çok mutlulardı diyorsun ama... hiçbir şey yapamasam gider kapının önünde otururum camda neye sallasın diye. Yani eğer seviyorsam kocamı böyle davranırım. Sevmiyorsam anası baksın derim. Tuğçe evet. İlk geldiğinde korona olduğunu söyledi Furkan'ın. Ben de Tuğçe'ye dalga geçerek dedim ki hani hastalıkta sağlıktaydın niye hemen kaçtın geldin diye. Ben kendim Tuğçe'ye bu şekilde takıldım. Ablası olarak takılmadım diye. İşte Tuğçe yani bana dedi ki. Aynı şeyi düşünüyoruz aklın tamam, yolu bir. Yok burada zaten aynı şeyi düşünüyoruz. Evde ama... bak çoluk çocuk vardır. Evde küçük bebeğim vardır, o vardır, bu vardır. Derim ki o zaman dur biz şey yapalım hani sen git annende kal. Orası ayrı bebek falan varsa evde. Ama şimdi karı koca ne bileyim o da zaten bulaşmışsa bulaştı. Bulaşmamış mıydı mesela yok, şeyde Tuğçe'ye de? Yok Tuğçe'ye bulaşmamıştı. Tuğçe de hem korona olmaktan korktuğu için mesela hem de Tuğçe'ye işte... Mesela Tuğçe'yi eşi mesela Instagram'da takip etmiyor. Bizim arkadaşlar da ona çok şaşırmışlar mesela. Furkan şey demiş ben sonra hani bu olaydan sonra çıktım takipten diye bir şey söylemiş. Niye? Bilmiyorum. Ha, mantıklı mı? Yok değil. Yani ben ölsem çıkmam yani şu an çıkamam yani niye çıkayım? Bu zaten saçma. Hiç mesela eşiyle fotoğrafı da yokmuş Tuğçe'nin Instagram'da. Şöyle Tuğçe'nin Instagram hesabı çalınmıştı. Bir linke bir şeye tıklamış hesap çalındığı için Tuğçe bu Instagram'ı sonradan açmıştı zaten. Ne zaman sonra da? Yazdan sonra açtı ama hiç ikisinin resmi yoktu. Ha bir de ölünce Instagram hesabı ben bilmediğim için soracağım. Instagram hesabını kim devam ettiriyor Tuğçe'nin? Kimse. Kimse devam ettirmiyorsa niye çıkıyor? Yani kendisi... işlemeyen bir hesap oluyor değil mi? Atıl duran bir hesap. Evet. Dolayısıyla işlemeyen bir hesaptan çıkmak daha anlamsız değil mi? Anlamsız. Tuhaf. Evet yani bunlar size tuhaf gelmiyor mu? Ya tamam şu çocuk sessiz saat. Ben zaten söylüyorum. Yani benim insanlar bazen laflarımı yanlış yere çekmeye çalışıyorlar da seyircilerim çektirmiyor. Ben sessiz sakin görünce kimse sessiz sakin insandan bir şey beklemiyor. Ben sessiz sakin insandan korkuyorum kardeşim. Çünkü hiç ne yapacağı benim için sır. Konuşsun o. Hani bağırınsın, çağırınsın, öfkelensin. Benim için daha iyi. Ben onun ne yapıp ne yapamayacağını az buçuk kestirebilirim. Bir de sessiz olursunuz başı ama önüne eğik, sessiz insandan. Haykırırsınız bakın sessiz olacağınız dönemler vardır hayatta sessiz olamayacağınız konular vardır. Eşiniz bir cinayete kurban gittiyse böylesi bir cinayete kurban gittiyse neler oluyor öğrenmek istiyorum diye haykırırsınız. Ne olmuş? Hayır Furkan kendisi söyledi diye ben istek bu olaydan sonra ben çıktım diye. Ondan sonra gönderdiyse kim kabul edecek o isteği zaten? Hesap zaten askıda şu an. Sonrasında niye gönderiyor mı? Yani? Sonrasında göndermiş istek büyük ihtimal. Göndermiş. Niye göndermiş? Sonrasında. O ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor. Anacığım o da niye bir karısı ne yapıyor diye bakmıyor ben onu da anlamadım yani. Tuğçe bizde kaldığı sürede hiç Furkan gelmemişti zaten. Hani koronası bittikten sonra da gelmemişti. Anladım. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın, merhaba. Hoş geldiniz yanımıza, buyurun. Hoş bulduk. Müge Hanım, o gün ben hamileydim. Benim eşim de toplu taşıma şoförü. O gün benim tancım tuttu, biz çıktık. Yalnız biraz önce beyefendinin anlattığı gibi...
Evet, dinliyorum ben sizi. Evet, beyefendinin anlattığı gibi o kırmızı araba, o pembe binalar gözüktü ya çöp konteynerinin orada. Evet, evet. Oradan rampa yukarı bakıyordu. Bu Merve Hanımların evine doğru. Hani ha, tarif ettiğiniz gibi yukarı doğru. Evet. Ve biz yanından geçerken Tuğçe önde oturuyor aracın. Ama Emine Hanım bagaj, arka bagaj var ya, arabanın bagaj kapısı. Aha. Orada ağlayarak telefonda konuşuyordu. Ama benim sancım tuttuğu için biz durup yardımcı olamadık kendisine. Emine ağlayarak mı telefonda konuşuyordu? Evet, evet, ağlıyordu. Hani sanki birileri böyle sıkıştırıyor gibiydi ama benim de doğumum başladığı için hani kendi can havlimle. Evet, evet. Ay canım benim ya, sen de o gece mi doğum yaptın? Güle güle büyüt bebeğine. Sağ olun. O gün hani o can havliyle gerçekten çok pişman hissediyoruz kendimizi. Ay canım benim. Ama siz de yani böyle yolun ortasında gördünüz beyefendinin dediği gibi. Gördük. Orada bu aynı rampa yukarı, burnu yukarı duruyordu arabanın. Gece saat kaçtı? Sen iyice hatırlarsın. Çünkü suyu gelmiş hanımefendi. 4:20 geçiyordu. 4:20 geçiyordu. Yani bak, adama saldırıyorsunuz, o mu bu mu kırmızı üstü be. Üstündekini tanıyor musun? Al bak, işte adam doğru söylüyor. Şimdi demek ki Müge Hanım, şuna bir açık getirebilir miyim? Adam dedi ya, mavi alt pantolon vardı. Gece ışık olduğu için çok saçım. Ben dedim hani onu fark ettiysen üzerinde beyaz var. Hani bunu da görmüşsünüzdür. Ben adamı hani yalan söylüyor, yanlış bilgi veriyor diye bir şey söylemedim sen zaten. Sen izleyince anlayacaksın şimdi neden. Ay canım benim ya. Bak şimdi ikinci kişi çıktı. Belki de yanından geçti dediği beyefendinin. Ama birisi de durmuş konuşmuş. Peki sonra bu yoldan, ama siz geçtiniz gittiniz değil mi? Ne olduğunu göremediniz. Mesela Emine yukarı bakıyor ya aracı. Hı-hı. Biz o durak var ya hemen. Durak bizim sağımızda kalıyordu. Oradan aşağı iniyorduk terse. Vallahi çok teşekkür ediyorum. O zaman Ali Han'ın anlattığı yalan söylüyor. Doğru değil. Ali Han yalan söylüyor o zaman Müge Hanım. Çünkü dediğim gibi buraya gelmelerinin tek bir sebebi var. Tuğçe'yi bırakmak. Ama orada ne oluyor? Niye geri dönüyorlar? Ve olaydan hemen 10-15 dakika var artık arada. Bir tane E5'e hani, niye iniliyor? İndikten sonra orada gerçekleşiyor. Ben hanımefendiye çok teşekkür ediyorum. Yani hem beyefendinin dediğini doğrulamış oldu. Ali Han'ın da dediği şöyle yanlış çıkmış oldu. Ali Han dedi ki ben hiç onlardan ayrılmadım. Bir beyaz araçtan bahsediliyor ama o beyaz araç Ali Han'ın aracı mı? Yoksa bu kızları öldüren kişileri taşıyan beyaz araç mı? Bak onu da bilmiyoruz. Çünkü beyaz araç. Markasını hatırlıyor mu eşiniz? Hiç araçların acaba? Şeyinki Clio'ydu. Emine'nin bordo Clio'ydu. Kısa katalılardandı. Bizde de var, o araçlandı. Diğer araç? İşte bir tane gördük biz yani o karanlıkta. Ha, hani siz diğerini görmediniz. Anladım. Çok teşekkür. Ama önemli olan bagajın kapağı da mı açıktı? Evet, evet. Orada ağlayarak konuşuyordu. Hiç duyuldu mu ses? Bir isim, bir şey duydunuz mu hiç? Yani herhangi bir ses, bir şey duymadık biz. Hani ağlıyordu. Benim o can havlimle de duramadık biz hatta. Canım benim ya. Vallahi teşekkür ediyorum. Bu verdiğin bilgi bile çok önemli. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Bebeğini de güle güle büyüt inşallah. İşte Allah da onu korusun, kollasın. Yani Emine niye indi, neden ağlıyordu? Hani her şey çok Ali güzeldi. Ali Han niye yalan söylüyor? Hani film izlemişlerdi, her şey çok güzeldi. Emine'ye anahtar verilmişti. Emine de tekrar geriye dönecekti. Emine, şimdi bak bir iki görgü şahidi oldu. O zaman Serdarlar da biliyor o zaman bunu. Ha? Serdarlar da biliyor o zaman. İşte yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Emine niye ağlıyor? Tuğçe önde oturuyor. Normalde o yoldan devam etseler Tuğçe'yi eve bırakacaklar. Evet, nasıl biz eve gelecek? Sonra beyefendi aslında olayın devamını da görüyor. Diyor ki beyaz bir araç geldi. Ben siz röportaj yaptığınız için o aracın içindekinin de Ali Han olduğunu düşünüyorum. O onları tekrar oradan geriye çıkarttı ve cinayet mahalline doğru araba devam etti diyor. Yani o zaman bu haritayı tekrar verirsen... Ve saat de çok tutuyor. Ya İstanbul'da bir cinayet olduğu zaman yer bulmak çok kolay oluyor benim için de. Buralarda çok kör dövüşü yapıyoruz yani. Yani Bayrampaşa'dan gelecekleri zaman aslında şu taraftan mı gelecekler? Evet. Bayramoğlu'ndan. Bayrampaşa dediğim Bayramoğlu. Hı-hı. Buradan mı gelecek? Evet. Evet. Yani buradan o zaman bunlar geçtiler normalde. Anlatılana göre. Çünkü dakika olarak da baktığın zaman buraya kadar geldiler. Beyefendinin gördüm dediği yer burası. Hanımefendinin de gördüm dediği yer burası. Aslında burada Tuğçe'nin evine gitmek için yola da girmişler. Belli ki. Ama diyor indi, Emine ağlıyordu diyor. Beyefendi ağladığını görmemiş ama ben de arabası bozuldu, telefonla konuşuyor, birinden yardım istiyor diye düşündüm diyor. Sonra beyaz bir araç geliyor. Fakat o beyaz araç da bu taraftan geliyor, enteresan tarafı. Değil mi? Anlattıklarına göre yokuş.
Yani yine bu yoldan geliyor. Fakat bunlar tekrar geri dönüyorlar. Demek ki yeşil yer burası değil Ahmet. Yeşil yer şuradan devam ediyorlar. Ana caddeden devam ediyorlar. Bu ana yoldan. Şuradaki ilk ışıklar. Burada yine Alihan'ın arkaya baktım, yavaşladım falan filan dediği yerler. Burada da cinayet işleniyor. O zaman Alihan niye diyor hiçbir yerde durmadık da biz beraber geldik, arkalı önlü hiç bırakmadık. Yani Alihan'ın dediği doğru olsaydı hiç onların orada görülmemesi lazımdı, bu taraftan gelmeleri lazımmış. Şimdi buraya niye gittiler o zaman? Bir de Müge Hanım, ben bir şey söyleyeceğim. Normalde bu istikamet hiç kullanılmaz. Emine'nin kullanacağını ben zannetmiyorum. Çünkü şurada bir göbek var. Emine'nin evine giden, bizim sürekli herkesin kullandığı o göbekten Emine'lerin oraya giriyor. Yani bu yola girmesinin aslında hiçbir mantığı yok. Alihan'ın evine de bizim eve de aynı o yola girmeden aşağı inmeler. Ama onlar eve gitmiyorlar. Bakın. Başka bir yere. İşte evet, orada ne konuşuluyorsa artık. Ne gidecek onu. Yani Tuğçe eve bırakılacakken Tuğçe tekrar araba, yani inmiyor arabadan zaten. Tuğçe cinayet mahalline doğru gidiyor. Yani 2-3 dakika sonra aslında hani Emine'ye o telefon gelseydi belki Tuğçe eve bırakılmış olabilirdi. O enteresanlık olmasaydı abla şu aşağıdaki yolu hiç kullanmazlar. Aşağıdaki E5, üstteki yan yolu hep yan yolu. Ama zaten beyefendi dedi ki o araç öne geçti. Emine de, yani o Emine olduğunu bilmiyormuş tabii de, yani Emine de öndeki aracı takip ediyor. Yani niye aldılar tam eve gideceklerken, ne oldu da gittiler buraya? Alihan artık tekrar. O zaman Alihan onlara mihmandarlık yapıyor. Yol göstericilik yapıyor. Çünkü dediğim gibi bu yolu kullanmaların hiçbir mantığı yok. Şurada bir göbek var. Oradan Emine'nin direkt evine giden bir yol var. Hatta yani. Hatta abla şöyle oradan söyleyeyim. Oradan gitmesi gerekiyor. O yoldan gelseler bile hiç aşağıdaki o göbeğin oraya inmeyip üstte bir tane daha ara yol var ya, direkt yukarıya çıkan. Direkt Alihan'ın evinin altına, bizim evin de altına, yani iki evin tam ortasına çıkan yoldur. Yani bu yoldan girerler, ışık da yok. Alihan zaten niye onların peşinde? En baştan bir onu soruyorum. Alihan'a ne? Müge Hanım, ben bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu duydum ama ne, doğruluğunu bilmiyorum. Alihan o gece iki tane servisçi aramış. Bunu arayan servisçiler söylemiş. Kim olduklarını ben bilmiyorum. Sadece duydum, dayımdan duydum bunu da. Servis lazım. İki tane kız var. Gamze Kuruyemiş'ten alacağım. Bir yere bırakacağım, götüreceğim diye bir konuşması olmuş. İki tane servisçiden servis istemiş Alihan o gece. Servis ne demek? Servis aracı sanırım. Anladın mı? Servis araçları var ya normal. İşçileri taşıyan falan. Onlardan. İki tane kız var. Evet, iki kişi mi? İki kız mı ne demiş artık. Hani alacağım Gamze Kuruyemiş'in oradan demiş. Araç sormuş var mı diye. Servis aracı. O Kuruyemiş'i buranın neresinde? O Gebze'de. O bu Köşk Çeşme'den biraz daha ilerlerde bir yerde kalıyor. Aslında Alihan da araba kiralamıştı. Niye evet, tekrar servis işte, demiş ki? Böyle bir şey duydum ama bilmiyorum. Hani ne kadar doğru bilmiyoruz. Bir iddia gibi bir şey işte, bilmiyoruz. Aradıysa eğer Alihan servisçileri, bizi arasın, onlar da haber versin. Ben de öyle söyleyeyim. Kim aradıysa. Artık yani kimse susmasın da söylesin doğru düzgün. Bu insanlar da perişan oldular. Yani ben bazen kızıyorum niye öyle söylüyorsunuz falan diye, ama konuşulanlar da kendi çocukları ve kardeşleri için hoş şeyler değil yani. Bunu da kabul etmek lazım. Yani ne kadar her şey acı hazırlıklı da olsa, ben diyorum bir saatten sonra artık cinayetten sonra bana ne derlerse desinler yani, öldürülmüş daha ötesi yok, ama insan tabii üzüyor ve isyan ediyor. Çünkü kız kardeşinin de çok sessiz sakin birisi olduğunu düşündüğü için, yani öyle yaşadığı için bu söylenilenlerle kız kardeşinin yaşantısını örtüştüremiyor Merve. Hadi Emine daha gezen tozan birisi. Ama dediğim gibi yani Emine'nin de fotoğraflarına baktığında, ona baktığında, bunu baktığında, hani evet yani para için mara için falan onunla konuşmuş bununla konuşmuş olabilir, ama kız öyle çok abartılı böyle, yani escort kız falan gibi değil bunlar, bak çok açık söylüyorum, hani öyle şeyler yazılmış. Ben sosyal medyadaki yorumları çok takip edebilen birisi değilim. Kendi yorumlarımı ancak okuyorum Instagram'a bana gelen, kendi adımı taşıyan şeye de, Instagram'a. Şükrü telefon attığımızdaymış. Şükrü Bey günaydın. Günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar öncelikle. Teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun size de. Emine ve Tuğçe'nin ailesinden de başlarının sağlıklarını diliyorum. Hiçbir şekilde katılamadık cenazelerine. Çünkü biz 5 günden beri içerideydik nezarette. Evet. Psikolojimiz bozuktu bizim. Şu anda psikolojik tedavi alıyoruz. Ama şu anda dediğimiz gibi, bak ismimi de soy ismimi de Nereye yayınlamışız? Ekranın altında ileride de. Müge Hanım, öncelikle şey söyleyeceğim. Karşı tarafımızdan bizi görgü tanığı olarak birisi aramış. Sizin hakkınızda, bizim hakkımızda şey demiş. Onlar daha önceden kızlarla ailelerinin bulunduğu eve geliyorlarmış diye. Biz aile evine gelemeyiz kızlarla. Çünkü bizim iki bina yan yana, komple akrabamız, dedemiz, amcamız, hepimiz orada oturuyoruz.
Ondan sonra Tuğçe ile daha önceden eve gittiğim söylenmiş. Tuğçe'yi ben o gün tanıdım ve Tuğçe'yi daha öncesinden hiç tanımıyordum bile. Hı hı. Alihan da aynı şekilde o şekilde. Benim bunlarla hiçbir şekilde bir bağlantım yok. Hani ne dediğiniz gibi ben evet arkadaşıma dedim. Kız arkadaşımla gelip evin anahtarını alacağım diye. Ama bunun bir nedeni var. Çünkü diğer türlü deseydim arkadaşlarla gidip evde oturacağız diye evin anahtarlarını vermeyeceklerdi. Niye? Efendim? Niye? Çünkü normal olarak o eve herkes gidemiyor. Kimler gidiyor mesela? Kimler gidiyor dedim. Yani yanında mutlaka kız olan birisi mi gidiyor? Ya yanında bak normal olarak ev bizim değil. Ev benim arkadaşımın evi. Hı. Abi dediğim insanın evi. Hı hı. Normalde... Efendim? Yok dinliyorum. Normalde arkadaşımızın evi. Hı hı. Eve biz gidip oturup maç izliyoruz, oyunumuzu oynuyoruz, gırgır şamatamızı yapıp çıkıyoruz. Ama diğer arkadaşlarım da kız arkadaşlarıyla gidebiliyorlar. Ben mesela gideceğim zaman abi gidebilir miyim diye izin alarak gidebildiğim bir yer. Eğer deseydim ki oraya ben arkadaşlarımla, Serdar'ın sevgilisiyle, kuzenlerinle eve gideceğiz deseydim evin anahtarlarını bize vermeyeceklerdi. Serdar'a mı vermek istemiyorlardı? Yani Serdar isteseydi... Serdar'ın o evde, o eve gideceğimizde falan alakası yoktu. Ben Emine'lerin aracındaydım. Hayır, Serdar istese Serdar alamıyor muydu anahtarı? Yani Serdar istese Serdar pek alamazdı yani. Neden olarak söyleyeyim? Çünkü Serdar normalde bizde o eve hep gelen bir insan değil. Serdar'la Emine gidiyorlarmış. Yağmur anlattı. Yağmur da gidiyormuş. Bak, Müge Hanım şöyle söyleyeyim size. Bak ben tekrardan açıklık getiriyorum zaten olaya. O eve Serdar gitmedi demiyorum. Serdar, Aydın, Yağmur, Emine gittikleri zaman gittiler. Ama normal olarak Serdar o eve tek başına Emine ile hiçbir zaman gitmedi. Sizin mi haberiniz yok? Yağmur da hep gitti diyor. Şükrü'ye bir şey sorabilir miyim? Dur bir saniye. Bir anlatsın Şükrü. Peki siz Tuğçe'nin evli olduğunu biliyor muydunuz? Ben Tuğçe'nin evli olduğunu bilmiyordum. Kafede bir evli olmadığı bir olay oldu. Ama orada kulak asamadım. Sonuçta yanlış anlaşılmasın diye tanışmıyoruz. Anladım. Ben Tuğçe'nin evli olup olmadığını bilmiyorum. Zaten o gün yanımıza gelirken tanıştık. Ve mahallede de dedikleri gibi yok birisi görmüş ayak ezme konusu. Buna da ben açıklık getireyim. Ben hani biz konum attığımızda Emine'ler bizi almaya geldiğinde... Hatta ben arka tarafta durdular. Konum direkt bizim evin önüne çıkarmadı bunları. Ben gidip onları oradan alıp evin önüne getirdim. Ondan sonrasında Tuğçe arabadan inecekti. Niye yani evin önüne getirdiniz? Hani bütün herkes de akraba kızların da geldiğini hani çok da istemiyor musunuz görünmesini? Hayır Serdar almaya girdiler. Zaten bizi aldıklarında hava kararmıştı. Bizim ailemizin hepsi üst katta amcamların evinde oturup çay içiyorlardı. Hı hı. Anladım. Hani Serdar da aynı binada oturduğumuz için bizi almaya geldiler evin önüne. Hı hı. Tamam, evin önünde Tuğçe'yi indirip Alihan'ın arabasına bindirirken karşıdan bir araba geliyordu. Emine de panik yapınca gaza basınca Tuğçe'nin topuğunu ezdi. Hatta sağ topu. Bu otobüste falan da çıkarmış. Avukatın bir tane küçük kızın ayağı da ezildi diyor. Hayır küçük kızın değil. Tuğçe arabadan inerken Emine Tuğçe'nin arabadan indi sanıp birden gaza basınca Tuğçe'nin ayağı eziliyor. Bunu Merve'ye de söyledik biz. Evet ben de söyledim. Bana da Tuğçe dediler çünkü. Peki Tuğçe niye arabadan iniyor? Çünkü Serdar Emine'nin kız arkadaşı olduğu için ben Yağmur'u da tanıyorum, Emine'yi de tanıyorum. Hani bir aylık, bir buçuk aylık tanışmışlığımız var. Sonuçta benim arkadaşımın sevgilisi. Alihan'ı tanımadığım için ben Alihan'ın arabasına binmek istemedim. Alihan'ı da biz kuzenleri olarak bildiğimiz için Tuğçe de onların kuzeni olduğu için hani bir bağdaşları vardır diye Tuğçe'yi o arabaya verdiler. Biz Tuğçe'nin Alihan'ı tanıyıp tanımadığını onu biz de bilmiyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Anladım. Dur bir sor. Bununla ilgili mi? Evet şey... Geceyle ilgili. Öncelikle Şükrü'ye teşekkür ediyorum böyle bir konu açıklık getirdiği ama için. Ama dur sırasını bozacak bir şeyse sorma. Bir sırayla gitsin. Yok ben şey soracaktım. O gece Emine ağlıyormuş ya. Emine çıktıktan sonra Serdar'la Emine konuştu mu? Tamam. Sonra bindiniz arabaya. Arabaya bindik. Müge Hanım arabaya bindik. Bak benim bu söylediklerimin hepsi emniyette de var. Kocaeli polis müdüründe var. Onlar bilir. Her şey var benim. Tamam polisi savcıyı konuşalım. Evet sonra... Sonrasında oradan yola çıktık. Eskişehir kahve deryasına. Mesela sen kiminle buluşmak için gittin? Yani senin erkek olarak... Bir dakika yine söyleyeyim. Anladım sizin söyleyecek olduğunuzu. Ben kimseyle buluşmak için gitmedim. Benim kuzenimin kız arkadaşı yanımda ve onu ben de tanıyorum. Emine'yi ben de tanıyorum. Yağmur'u da tanıyorum. Normal çay, sohbet, kahve içmeye gittik biz. Hiçbir şekilde bir nedenimiz yoktu. Yani konuşulanların hepsi şu anda tutulama yanlış. Hı hı.
Tuğçe'yle beni kız arkadaş olarak tanıttılar herkese. Öyle bir şey yok. Ben Tuğçe'yi o gün tanıyorum. Ve evli olduğunu oğlum bile bilmiyorum. Oğlum nesi yanlış? Evli olan kadını alıyorsun, anahtarı evet. almaya gidip sevgilim diyorsun, bu yanlış değil de. Sen oraya evet. hangi kızla buluşmaya gittin demek mi yanlış? Sen evli kadınla oturup yok mu? Bunun yüzüğü de yok herhalde parmağında. Yoktu herhalde. Yüzüğü de var mıydı parmağında? Parmağında yüzüğü falan yok. Yoktu. Sen evli bir mevzu da geçti anlamadım diyorsun. Alıyorsun kızı arabayla evin sahibine gidiyorsun. Kız arkadaşımla evin anahtarını versene gideceğim diyen sensin. Adam bunu söyleyince doğru söylüyor diyorsun. Bunu söylemek yanlış değil. Sen orada kiminle buluşmak için gidiyorsun demek mi yanlış? Hangisi yanlış bana söyler misin? Ne? Hülya Hanım. Efendim? Olayı baştan aşağı ben size tekrardan her yere verdiğim ifade şeklinde tekrardan dile getiriyorum. Anladım. Bir lafımı kesmezseniz ben komple anlatsam ondan sonra arada soracaklarınız soruyu ben yine cevaplarım. Tamam. Şu anda biz Eskişehir Kahve Deryası'na gittiğimiz zaman Alihan, ben, Serdar, Yağmur, Emine ve Tuğçe. Oturuyoruz tapede. Hiçbir sorun, hiçbir tartışma yok. Sesli gürültülü ortam Kahve Deryası'nda canlı müzikli. Sonrasında zaten Merve katıldı aramıza. Evet, sen anlat hızlı hızlı. Biz seni dinliyoruz. Merve katıldı aramıza. Merve katıldıktan sonra çayımızı, çorbamızı, yani çayımızı, kahvemizi içtikten sonra Emine annemi almaya gideceğim dedi. Alihan da Emine ile birlikte gitti. Budunlu Tepe'den bir yerden annemi almaya gideceğim dedi. Kalktılar. Yani hep birlikte kalkmış bulunduk oradan. Onlar gittiler. Emine'nin kiralamış olduğu araçla, kırmızı araçla. Bu sefer Serdar da Alihan'ın arabasını aldı. Hani onlar gittiler diye biz de yukarı çıkacağız diye Serdar Alihan'ın arabasını sürmek zorunda kaldı. Ben de Merve'nin arabasına bindim. Merve, ben, kardeşi Tuğçe bir arabadaydık. Yağmur'la da Serdar bir arabadalardı. Yukarı Gebze Opet'e çıktık. Köşeşmenin aşağısındaki Beylikbağ tarafındaki Opet'e çıktık. Opet'te duruyorduk. Merve'nin midesi ağrıdığından biz tekrardan nöbetçi eczaneye gidip ilaç alıp geri geldik. Bu sefer gidip aldığımızda Serdar'la Yağmur Opet'e geçmişlerdi. Tamam, oralara kadar aslında anlatılanlarda değil mi bir gariplik yok. Aynı şeyleri anlatıyorsunuz, oraya kadar anlatıyorlar. Önemli olan şey şu, şimdi oradan anladığım kadarıyla havada soğuk, işte anahtar alınıyor, oraya gidiliyor falan ya. Yani evet. Sonrasında siz evde kalıyorsunuz değil mi Serdar'la beraber? Evet. Sonra bu kızlar çıkıyorlar. Şimdi kızlar çıktıktan sonra bambaşka bir şey öğrendik. Yani bir görgü şahidinden sonra ikinci görgü şahidi de Emine'nin arabadan inip arkada ağladığına dair. O gece Serdar'la ya da seninle ya da Emine ile Tuğçe arasında ya da Emine'nin telefonda konuştuğu biriyle bir şey yaşandı mı? Bir kavga, bir tartışma, Emine'yi ağlatabilecek herhangi bir olay? Hayır Müge Hanım, hiçbir şekilde bir tartışma olsun, hani laf dalaşına bile girilmedi. Gülerek, eğlenerek çiğ köftemizi yedik, meyve atıştırmalığımızı yaptık, filmimizi izledik. İlk önce konuşanlar, son anda bir asansör gibi bir film vardı. Onu izledik. Platform. Filmin adı da Platform. Ondan sonrasında Emine, pardon, Tuğçe kalktı, annem aradı dedi. Duyuyor musunuz? Duyuyorum, ben sizi dinliyorum. Evet, Tuğçe kalktı, annem aradı dedi. Ondan sonrasında Emine, Alihan da onların arkadaşı olduğu için kalkmak istediler, anladın mı? Kalktıktan sonra kapıdan çıkarken Emine bizden anahtarı istedi. Evet, niye? Ben gelir gelebilirim diye anahtarı istedi bizden. Verdiniz mi? Evet, anahtarı verdik. Zaten anahtar ondan sonrasında üzerinden çıktı. Emine'nin üzerinden çıktı ondan sonrasında anahtar zaten. Emine bizden anahtarı o şekilde size zaten evden çıktıktan sonra bize de geri geleceğim deyince ben aradım Emine, dedim ki geri geleceğim diye anahtarı aldım bizden. Bizim de arabamız yok, hani biz arada kaldık. Bunlar geri geleceğim diye Emine bizden anahtarı aldı. İşte evden çıktı. He, Emine'nin gelip sizi de arabayla alması lazımdı oradan. Ya şimdi şöyle bir şey var, öyle değil Müge Hanım. Bizim arabamız yok sonuçta değil mi? Bizi bunlar evimizden aldılar ve Bayramoğlu'na gittik. Tamam, anladım. Yani sonrasında Emine'nin de eğer bu cinayet işlenmeseydi geriye gelip sizi oradan alması lazımdı. Bizi oradan alması değil, geri geleceğim diye aldı. Anladım ama size de bir araba lazımdı yani geriye dönmek için. Evet tabii ki de, bize de bir araba lazım sonuçta geri dönmemiz için. Biz orada mesela arabasız kaldık. Biz gelecek sandık Emine'ye, yani gelecek diye bekledik. Belki uyuruz diye uyuyakalıyorduk çünkü yorgunluk şeydik. Emine gelir diye. Zaten
Bunlar zaten telefonumuzda mesajları, her şeyi var. Bunların her şeyi şu anda siberde inceleniyor şu anda, bizim telefonlarımız falan. Biz telefonlarımızı falan ailemle almadık. Mesela herkes bize ulaşmaya çalışıyormuş ailelerinden falan da. Biz yani bu şekilde olmasının sebebi biz değiliz. Ve ondan sonrasında Emine'ye biz mesaj atıyoruz. Hani ben aradım, Serdar da aradı, kaç sefer aradı. Hani Emine bana böyle bir şey yapmaz dedi Serdar. İlla ki haber verirdi. Hani eve de gitse haber verirdi gelmeyeceğim diye. Yalnız bu arada şunu unutmamak lazım. Nedim'in de attığı bir mesaj var. O saat kaçtaydı? Nedim onu kaçta attım demişti. 4.25 4.25. 4.25. Cinayet saati ne zaman? 4.45. Size soruyorum Kadir'e, siz cevap vereceksiniz. Ha? Deniliyor değil. Bak onun tam saati var ya. 4.30-4.25. Yani tam da Nedim'in de atma saati. Cinayet zamanına denk geliyor. Enteresan. Yani Nedim mesela ağlatır mı Emine'yi? Nedim ağlatabilir Emine'yi mesela. Sen neredesin? Hamile olan hanımefendi şey net olarak gördüğünü diyor. Tam net kaçta, kaçta evden giderken? Çünkü bayan dedi ya 4.20 geçe falan evet, gördük. Kaçta diye. Evden çıktılar hatırlıyor musun Şükrü? Ya evden çıkma saatleri 4'ten ya 4'tü ya 4'ten sonraydı Müge Hanım. Ve zaten ondan sonrasında biz hani arıyoruz Emine'yi. Zaman geçiyor, 20 dakika geçiyor, biz arıyoruz Emine'yi. Ulaşamıyoruz hiçbir şekilde. Mesaj atıyoruz. Aliyan'ın zaten bir numarası yok. Tuğçe'nin de numarası. Tanımıyoruz çünkü hiçbirini. Hiçbirine ulaşamıyoruz. Niye çıktıktan 20 dakika sonra aradınız? Hayır. Bu geri geleceğim dedi ya. Oradan oraya gitme süresi de 15-20 dakika. Hani madem geri gelecek olsa, Tuğçe'yi eve bırakıp geri gelecekse 15-20 dakika süren bir zarf var yani buradan eve gitmesi. Ama zaten gelse de sizin artık yatıp uyumanız lazım. Gelip bir daha sizi almayacak ki, o da gelecek orada tamam. Kalacak. Sabah geri döneceksiniz. Tamam işte Serdar, bak Serdar, benim kuzenim Serdar Emine'yi aradı. Emine telefonunu açmadı hiçbir şekilde. Zaten olay, biz olayı bilmiyoruz hiçbir şekilde. Hani kurşunlanmış olarak da bilmiyoruz. Biz öncesinde Emine'ye hatta ben mesaj atıyorum. Emine'nin telefonuna mesaj atıyorum. Emine diyorum madem biri gelmeyecektin bizi de götürseydin diye mesaj atıyorum ben Emine'ye. Peki daha sonra sizin mahallede yaşanan kurşunlanma olayı, ki avukatınız da bununla ilgili söylüyoruz. Şimdi ben de onu açıklık getirmek istiyorum. Bizim zaten bu olaydan haberimiz yoktu. Bizi kimseyle içeride görüştürmediler. Bizim üzerimizde psikolojik baskı, her şekilde baskı yaptılar. Evet, ilk göz içeride... altına alınan sizdiniz zaten. Yani ilk görüşenler olduğunuz için. Evet zaten bizi... Son görüşenler olduğunuz için evet. Biz zaten olayı öğrendikten sonra kendimiz gidip teslim olduk. Hani böyle böyle bir şey oldu diye bizi zaten almaya geldiklerinde biz kendimiz gittik. Biz hiçbir şekilde bir şeyden kaçmadık. Anladım. Hiçbir şekilde bir şeye karşı çıkmadık. Tamam. Ama işte mesela Emine tehdit ediliyor muydu? Bir sıkıntısı var mıydı? Serdar'la bunu özel paylaşmıştı. Ve sizin mahallede, sizin arabaya bindiğiniz yerde yaşanan kurşunlanmanın nedeni ne olabilir? Ya şimdi şöyle bir şey var. Size de bir gözdağı var yani. Buyurun, avukatınız bu şekilde anlatıyor. Size de bir gözdağı olduğunu düşünüyor avukatınız. Ya bakın şimdi. Sonuçta Nedim'in o kadar yardım etmesine rağmen Nedim'in onların tarafında taziye evine gittiğindeki halini gördünüz mü Müge Hanım? Evet. Gördünüz. Yani onlara itibaren biz bunu uyuşturuyoruz. Hani diyoruz ki belki diyoruz onların tanıdıkları veyahut da akrabaları bize gözdağı veriyorlar. Onu ben çünkü de düşündüm ama o zaman sizin eviniz değil, sizin arabaya bindiğiniz yer olduğu için onlar sizin evinizi nereden bilecekler ki nereden aldığın arabanın? Sizi o zaman takip etmiş olamazlar mı bizi? Takip etmişlerdir o zaman. O gece mi? Yani bakın şimdi zaten o gece ateş olayı olmuyor. Bizim evimizde veyahut da bizim yan evimizde. Bir gün sonra oluyor. Bir gün sonra oluyor ama kurşunlanan yer sizin bir gün önce arabaya bindiğiniz yer. Kapınızın önü değil. Nasıl arabaya bindiğiniz yer kurşunlanıyor? Yani bu aile nereden bilecek ki? Şöyle bir şey söyleyeyim size Müge Hanım. Şöyle bir şey söylüyorum. Zaten... Bizim arabaya bindiğimiz yer bizim evimizin yan binasının önünden biniyoruz. Tamam işte ama orası oluyor, tesadüf değil ya işte, yani nereden bildiler de orayı kurşunladılar diyorum. Ya onu biz de bilmiyoruz nereden bildiler de, biz zaten onun için şu anda Rize'deyiz. Anladım. Biz hiçbir şekilde Rize'ye... Bir saniye hatta kalır mısın, çok önemli bir telefon var, kaç saniyem var hanımefendi, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza, buyurun tam da reklama girerken... Çok da önemli bir bilgi verecek misiniz? Ben çok kısa konuşacağım aslında. Şu anda bir tane müsait de değilim ama şöyle söyleyeyim size. Bizim Emine Hanım'la bundan 5 ay önce, hatta 5,5 ay önce de olabilir, bir münasebetimiz oldu. Şöyle, benim eşimle bir ilişki yaşamışlar. Biz boşanma arasındaydık o dönemde. Eşimle bazı fotoğraflar çekilmişler ve eşimden hani eşim bunları duyarsa kötü olur gibisinden bir konuşma yapmışlar.
Eşim de ben zaten boşanıyorum. Eşimin görmesini veya duymasını bir sakıncası yok demiş. Maddi bir meblağ istemişler. Sonrasında ise beni aradı. Daha doğrusu bana mesaj attılar. Ne kadar bir para istemişler? Ne kadar bir para? Meblağ bilmiyorum. Şimdi ne söylesem yanlış olur ama eşim 1 lira da olsa ben veremem demiş. Hani vermem demiş. Niye vereyim demiş. Karşılıklı yaşadığımız bir şeydi zaten demiş. Arkasından bir kısa süre sonra ben Instagram hesabımdan bana ulaştılar. Çünkü benim telefon numaramı bulamamışlar herhalde ya da bilmiyorlardı, bilmiyorum. Kim ulaştı size? Emine Çöp ulaştı. Emine Hanım ulaştı bana. Hı hı. İşte eşimin beni aldattığını falan bilip bilmediğini sordu. Kim olup olduğunu olmadığını sordum ben de. Hani öyle tatsız bir konuşma oldu daha doğrusu. Biraz böyle çirkefleşen bir konuşma oldu. Ben biraz çok sinirlendim çünkü o dakika. Sonrasında işte bu Tuzla tarafında bir balıkçı varmış, ismini vermeyeyim ben şimdi. Orada çekilmiş bir fotoğraflarını göndereceğini eşinin beni aldattı. Ben dedim ben boşanıyorum zaten dedim. Sonra eşimle oturdum konuştum, durum bu şekilde. Daha sonrasında bir tane daha hanımefendi var. Yağmur'du zannedersen bizim programada çıkıyor oraya. Hı hı. Onun Instagram hesabından bana yazdılar. Hani bunu şimdi arkadaki arkadaşlara söyledim gerçi benim durumumu size söylerler. Çok çabuk yayılabilecek de bir durumdayım ben. Ondan çok dolayı özür diliyorum. Hani, çok üzülüyorum. Bir hatta kalır mısınız? Reklama girmek zorundayım. Şimdi Yağmur da hatta alacağız ama hanımefendi tekrar merhaba. Çok özür diliyorum. Bu reklamların bir saniyesi var. Onun ötesine geçemiyorum. Şimdi siz diyorsunuz ki zaten ayrılmak üzereydiniz. Eşinizle ve sizi Emine arıyor. Emine'nin adını soyadını da biliyorsunuz. Ama önce size eşiniz mi anlattı ben şantaja maruz kalıyorum diye? Şöyle oldu. Biz eşimle ayrılma aşamasına girdiğimizde işte bu Emine Hanım'la tanışmış bir yerde. Daha doğrusu benim eşim fotoğrafçılık yapıyor. Öyle söyleyeyim. Belki ailesi de biliyordur diye söylüyorum. Ya daha doğrusu Yağmur Hanım hatırlıyordur diye söylüyorum. Fotoğrafçı benim eşim. Fotoğraflarını çekmelerini istemişler eşimden. Benim eşim aynı zamanda artistik fotoğraflar da çekiyor. Tuzla tarafında çalışıyor genelde. Hı hı. O esnada tanışmışlar kendisiyle. Kısa bir birliktelikleri olmuş, hatta birkaç akşamlık bir birliktelikleri olmuş. Sonra bunlar bir balıkçıya gitmişler. Yani böyle alkollü bir mekanda yemek yemişler. Sonra arası bir hafta geçtikten sonra eşimin evli olduğunu söylemiş. Böyle konuşma esnasında eşime sen evliymişsin demiş. Hı hı. Eşim de ben sana evli olup olmadığımı söylemedim ki zaten demiş. Hani ben seninle ciddi herhangi bir şey de düşünmüyorum demiş. Hı hı. Neden hani bu konuyu açtın ki bana demiş. Ki o esnada da bir haftadır hiç görüşmüyorlarmış. İşte o yaşamda bitti dedi. Hani öyle bir olan bir meseleydi dedi. Hı hı. Sonra eşimi hani karım bunları duysa nasıl olur gibisinden tehditvari konuşmuş. Ne istiyorsun demiş. Hani karım duysa ne olur, duymasa ne olur demiş. Onun üzerine işte bir meblağ dönmüş ortalıkta ama bana eşim hiçbir zaman meblağı söylemedi. Beni sen eşim duyma. Ben eşimden boşanıyorum zaten demiş eşim de. Hani sorun olmaz istediğin gibi ulaşabilirsin demiş. Sonra bana Instagram hesabından ulaştılar. Emine Hanım'ın kendi şahsi Instagram hesabından ulaştılar yani. Bana dediler ki işte nasıl yazmıştı? Eşinden boşanıyormuşsun, davada işine yarayabilir. Diyerekten bana fotoğrafı gönderdi çat diye. Sonra ben eşime dedim ki hani böyle böyle bana böyle birisi yazdı geldi ama böyle böyle dedi. Ben boşanma arasında kafam karışıktı. Birisiyle birlikte oldum bana böyle söyledi sana ulaşmış dedi. Ben de dedim ki tamam sorun yok. Zaten boşanma hareketi devam ettiği için ben üzerinde durmadım. Arkasından Yağmur Hanım yazdı. Hani bunu sosyal medyada da yayabiliriz tarzında bir şey söyledi bana. Canınız nasıl isterse öyle yapın dedim ben. Sonra biz eşime tekrar konuş git gel yaptık böyle barıştık. Dedik yani boşanma davasını erteleyelim bir tane de çocuğumuz var dedik. Sonra Emine Hanım bana tekrardan yazdı boşanmıyormuşsunuz diye. Takıntı haline getirmişti artık eşime. Sonra işte dedik ki hani boşanmıyoruz. Öyle kayboldu gitti. Ama hani ben birkaç gündür izliyorum bu durumu. Hani hep farklı yerlere çekiliyor. Oradaki o bir abisi var orada. Onun da fotoğrafları vardı Instagram hesabında. Mesela o da biliyor. O Yağmur Hanım da biliyor. Bir dakika bir dakika. Hani, Ramazan'la ilgili ne söylediğinizi anlamadım. Ne fotoğrafları var? Ben anlamadım. Onun da fotoğrafları var Instagram'da. Nasıl bilmiyor kız kardeşinin böyle bir şey yaptığını? Benim Instagram'da ne var ben anlamadım. Eşim fotoğraflarını beraber çekmiş onları. Bu kadının söylediği hiçbir şeye inanmıyorum. Yani Ramazan da mı varmış yanlarında? İnanmayın. Ben yaşadığımı biliyorum. Ben söylediğimi. Ben Pendik'te oturuyorum bu arada. Şifa Mahallesi'ne de çok uzak değilim.
Ben anlamadım ki ama Pendik'te şimdi. Pendik'te oturuyorsunuz, aynı zamanda arabanın da bulunduğu yer Pendik, evet. Ben yani anlamadım. Hiç kimse hani benim... uzak bir yerde değilim yani. Ve benim eşim de fotoğrafçılık yapıyor, fotoğraf çekimi yapıyor. Peki bunun gibi birçok bir tane daha olduğunu biliyorum. Ama bir dakika, şöyle bir şey var. Benim Instagram hesabımda veya da fotoğraf, ben bunu tam anlamadım. Bir açıklık getirerek anlatır mısınız? Ne demek istediğinizi bile anlamadım. Şöyle söyleyeyim size. Bana gönderilen fotoğrafta, tamam mı? Eşimin hani beraber gittikleri yerde, oturdukları yerde fotoğraf çekilip göndermişler ya. O Instagram hesabında sizin de fotoğraflarınız var. Instagram hesabında? Evet, hesabında. Yani nasıl bilmiyorsunuz? Sonuçta benim eşim o da birçok fotoğraf çekmiş. Onların hepsini de yayınlamış. Şimdi hepsi kalkmış. Ama onların hepsini de yayınlamıştı orada. Instagram hesabında sadece hani ben varım diye mi şu an böyle bir şeyle itham ediliyorum? Abisisiniz beyefendi. Hani ben inanmıyorum gerçekten hani. Çünkü tek başına bir yapılacak bir şey değil bu. Benim eşimle hem birlikte olmuş hem otellere gitmiş gezmiş. İki gün ya, iki gün. Ondan sonrasında böyle bir şey talep edilmiş. Bana ulaştı. Siz nasıl bilmiyorsunuz? Ben onu söylüyorum. Ve tamam hadi siz bilmiyorsunuz ama Yağmur Hanım kesinlikle biliyor. Çünkü onun Instagram hesabından da bana yazıldı. Instagram hesabından yazıldıysa bana bunun kanıtını göster. O zaman her şeyi burada kalkıp konuşabiliyorsan. De ki evet ben yaptım. Hani bunun da burada kanıtı var. Benim her şeyi, ben her şeyi söyleyebilirim. Bu senin iddian, anladın mı? Bu kanıtlı bir şeyin kanıtı yapılmış bir iddia değil. Şimdi bu şekilde söylüyorsunuz. Ben şimdi yüzünüzü görmüyorum. Ben farklı bir yerde konuştuğum için kiminle konuştuğumu da bilmiyorum şu anda. Yağmur Hanım. Yağmur Hanım. Siz Instagram hesabınızda, sizin Instagram hesabınızda hani eşinle barışmışsınız tarzında konuşma yapıldı. Gene Emine Hanım'ın Instagram hesabından aynı şeyler. Ben 5-5,5 ay önceki durumdan bahsediyorum. Ben böyle bir olay olacağını bilseydim tabii ki saklardım onları. Ben böyle bir olay yaşanacağını, böyle bir haber olacağını bilseydim tabii ki saklardım. Ben yeri geldim. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Emine'nin bu fotoğrafçıydı, yok oydu, yok buydu. Ben asla bilmiyorum böyle bir şeye. İhtimal bile vermiyorum. Kalkıp benim sosyal medyamdan asla yazamaz. Emine ne de ben yazabilirim. Beni ilgilendiren bir konu yok burada. Bunu konuşurken bana kanıtlı bir şekilde geleceksin. Ben sizin Instagram hesabınızdan baktım. Hatta her ikinizin Instagram hesabını analiz ettim. Niye analiz ettim? Eşim ikinizin de fotoğraflarını çekmiş mi diye. Çünkü benim eşim fotoğraf çekiyordu. Ben ikinizi de çok iyi o şekilde o Instagram sayfasına hangisi benim eşimin fotoğraftır, hangisi profesyonel fotoğraftır diye günlerce takip ettiğimi biliyorum. Peki bir şey soracağım. Beni o kadar psikolojik bozukluğa getirmişsiniz. Peki Yağmur'un da fotoğraflarını çekmiş mi eşiniz? Birkaç tane profesyonel fotoğraflarını görmüştüm orada ama eşim mi çekti çekmedi mi bilmiyorum ama Emine Hanım'ın fotoğraflarını çekmişti. Yağmur Hanım'ın adını eşimden hiç duymadım. Ben Emine Hanım'ın adını duydum eşimden. Yağmur Hanım'ın Instagram hesabından bana yazıldı. Peki benim... Instagram'ını ve bir dakika aramızdan. Instagram'ını veriyor muydun kullansın diye Emine'ye ya da şifresini? Hayır yani. Hayır. Ben Instagram'ımı benden başkası kimse kullanamaz. Yani şimdi ben bu arada şöyle zaten, söyleyeyim. Benim hanımefendi... Instagram'ımda zaten kendi okul arkadaşlarım, aile bireylerimden hariç kimse ekli ya değildir. Ya bu bak hanımefendi zaten tanınmış bir kişilik. Ben çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için öncelikle. Tanınmış bir kişilik yani... işi gücü de hani belli bir insan. Bence yani bu şekilde yayına bağlanıp anlatması da yani ben çok gurur duydum sizinle. Çok teşekkür ediyorum hanımefendi. Ve gayet cesaretle her şeyi olduğu gibi anlattı. Tahmin edebiliyorum yani çok eşinin dahi yıpratıcı söylemesi Müge Hanım. Bir saniye yani çok da yıpratıcı olmuştur sizin için. Ama buna rağmen dayanamadınız anladığım kadarıyla. O yüzden hanımefendinin yani bu konuda böyle yalan söyleyecek bir hayır, durum yok. Hayır konuyla benim bir bağlantım yok. Benim sosyal medyamdan yazıldıysa bana bunu kanıtıyla bir şekilde ispatlasın. Senin o da diyor ki senin sosyal medyandan yayınlanan yazılmasa ben nereden bileceğim onun sosyal medyasına abla, bakacağım. Dur taraf... Ramazan bir saniye sen değilsin şu an konu. Değilim ama benim de bir şey Ramazan'la ilgili bir şey deniyor. O sana dün söylediklerimden dolayı sana o hep söylenecek. Sen artık bundan sonra kendini düzelteceksin ya dün seninle konuştuk. Ondan dolayı. Kadından ne dedim ben sana diyorum? Kadından para isteyemez hiçbir erkek dedim. Annenden para isteyemezsin. Karından para isteyemezsin. Kız kardeşinden, ablandan para isteyemezsin. Kadından para istenmez. Kadından istenecek paranın, kadının belliyse geliri, o kadının o parayı nereden bulacağı düşünülür. Bir erkek bir kadından para istemez. Net, bitti, nokta. Daha üzerine daha aması, fakatı, osu, busu yok. Anlattım sana dün uzun uzadıya. Anladın mı? Anladım abla. Artık sen de bundan sonra öyle davranacağım dedin. Tamam o konu bitti. İsterse de o paranın geliş yeri hakkında bilgi sahibi olduğu demektir.
Yani o paranın geliş yerini kabul ediyorum demektir. Yalnız kız kardeşim çalıştığı için yani. Kredi çekmesini Ramazan. İstemem kötü bir durum mu? Kardeşim şimdi bakın Müge Hanım'ın söylediğini tamam, ben tamam bunun üzerine tartışma hiç kabul etmiyorum. Yani bir erkek bir evet. kadından gelirinin dışında para isteyemez. Bu kadar nokta bitti. Daha tartışma konusu değil bu yani. Bu tartışmaya açık bir konu değil. Gelirinin dur gelirinin dışında işte bak senin oğlun o. Bunu kesmeyeceksin. Senin oğluna bu değeri vermen lazımdı. 27 yaşında o. Anlatabiliyor muyum? Anlıyorum. Bu lafımı kesene kadar senin de oğlun o zaman da oğlum ben de sana hep bunu söylemedim mi demen lazım. Ben ona 1000 kere söylüyorum da. Tamam işte istenmez. Bir kadından gelirinin dışında para isteyen erkek o kadını namussuzluğa, şerefsizliğe, ahlaksızlığa ne diyorsan ona sürüklemek istiyor demektir. Bitti. Bu fotoğrafçı kimmiş? Onu bir araştıralım ya. Ben hanımefendi araştırdım zaten. Yağmur peki başka var mı söyleyeceğim bir şey bu konuda? Bir de sadece şey konusunda konuşacağım. Bu Serdar'la Şükrü'nün aile binasına... Serdar'la Şükrü'de değilim bu konudayım. Bir de... Bu konuda zaten ben bunu tamamen benim üzerime atılmış bir iftira olarak... Çünkü benim sosyal medyamı kimse kullanamaz benden hariç. Peki ben sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir uygulamadan bahsediliyor. Şimdi uygulamanın da adını vermek istemiyorum ama... Gerçekten o uygulama da... Ben renk boyama oyunu oynuyorum. Bazen yayında da oynuyorum. Çünkü tek iş yapamıyorum. Sıkılıyorum ben tek bir iş yaptığımda. Arada konuşurken elimde telefon var. O boyama yapıyorum. Kafama iyi geliyor benim. Mesela onu oynarken bile bu uygulama çıkıyor. Yani aslında bu hani benim oynadığım oyun hani çoluğun çocuğun da oynayabileceği çiçeği kırmızı yapıyorsun, sarı yapıyorsun bir oyun yani. Orada bile uygulama çıkıyor ve uygulamayı şimdi indirdi hatta Melike bana reklam arasında gösterdi. O uygulamada da şöyle bir şey var. İşte size geçen gün söylediğim gibi bu sosyal medya artık insanların kendilerini teşhir ve pazarlama yöntemi olarak da kullanıldığı için bir kısım tarafından. İşte karşı tarafla arkadaş oluyorsun, işte çıplak görüntülerin vesaire soyunuyorsun, ediyorsun falan filan. Şimdi bununla ilgili son derece çok mesaj geldi. O yüzden arkadaşlar indirdiler. Mesela bir beyefendi de aynen bu şekilde şantaja maruz kaldığını söylüyor. Hatta tam bana atmıştın onun şeyini, mesajını. Bana at. Yine işin içinde Kübra'nın da olduğu mesajlar geliyor yani Kübra'nın, Emine'nin ve Yağmur senin. Aslında ya ben bunları kabul etmiyorum Müge abla. Benim burada benim zaten bulunduğum yer küçük bir bütün akrabalarımızın olduğu, herkesin birbirini tanıdığı bir yer. Attın mı bana? Bana bunlarla ilgili kanıtlı bir şekilde gelinsin. Bana burada yapmadığım şekilde, yapmadığım halde bunların yapılması beni Kübra ilgilendirmiyor ya. Ben Kübra ile aramda hiçbir şey yok. Ben Emine'den dolayı Kübra'yı tanıdım. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Sonuçta bu hanımefendi diyor ki senin Instagram hesabından ona gitmiş. Sen abi, göndermediysen... Bana kanıtlasın o zaman. Desin ki evet Instagram hesabımdan gelmiş ama bana resimli bir şekilde benim Instagram hesabımı benden... Benim abim bile kullanamaz ya. Benim abim bile benim Instagram hesabımı kullanamaz. Ben neden Emine'ye vereyim? Gerek yok yani uygulamanın adını vermek istemiyorum. Ben burada hani bu uygulamalara girmeyin dedikçe millet daha çok merak edip biliyor da o yüzden vermek istemiyorum. Ben iki tane cinayetimiz olmuş. İki tane yani kardeşimi gömmüşüm. Yok uygulama. Anladın öyle mı? Öyle şeyler söyleme. Mesela bu gönderen kişi elimde tehdit mesajları var ama evliyim. Sorun çıkar diye konuşuyor. Hatta şu anda tuvalete girip bizimle konuşuyormuş. Yayına bağlanmayı o nedenle kabul etmiyor. Ama şöyle söyleyeyim yani sizin verdiğiniz, gönderdiğiniz mesajları sizin isminizi kullanmadan verebiliriz. Onları silip verebiliriz. Sizi kim tehdit etti bu görüntülerle ve bu konuşmalarla? Eğer o yani isimleri biliyor, o Tuğçe'nin de işin içine, Tuğçe'yi de işin içine katıyor. Sizin de Alihan da mı bilgisayarcı? Evet. İşte nereden bilsin? İşte onun abisi de Alihan da bilgisayarcı. Onları zaten incelerse her şey ortaya çıkar diyor. İnşaatçı adamın da diyor gizli çekim kayıtları varmış diyor. Dövülme sebebi de polise bir şey demesin diyeydi. Onu anlatamadı diyor. Nedim Bey'in. Kübra'nın 4 telefon numarası var. Açık hatlar diye söylüyor. Fake isimlerle tuzağa çekiliyor erkekler ve şantajla para alınıyor diyor. Bunu işte şunun haberi vardı, bunun haberi vardı diye şey yapıyor. Ama hanımefendi siz mesajların tamamını sildiğinizi söylüyorsunuz öyle mi? Ben sildim yani 5,5 ay önceydi. Hatta o Instagram hesabımı bir dönem kapattım, tekrardan açtım. Ve tamamen sildim, temizledim ve o döneme geri dönmek istemedim ben. Ben hala söylüyorum.
Bizimkiler hani fake adreslerle falan tuzağa düşmüş biri değil benim için. Fotoğraf çekimine gitmişler, tanışmışlar. Bir birliktelik yaşamışlar ki bu birliktelik 2-3 günlük bir şey. Sonrasında böyle bir durum olmuş. Eşim de zaten kendisi bana anlattı böyle böyle diye. Ondan önce bana ulaştılar. Ben de umursamadım. Ama ben birkaç gündür bunu, bu programı izliyorum ve hala görüp görüp de böyle yani içim içimi yediği için aradım. Yani farklı yerlere çekim etti. Bir de bir şey soracağım. Emine'yi zaten bu zamana kadar dedik ki Emine zaten bir şeyleri ailesi olsun, kendiyle ilgili olsun. Yeğenleri, mesela bir sürü resim var değil mi bu? Hard disk'te olsun, işte flash'ta olsun. Bilmiyorum niye ben resimler var. Niye o zaman kendi resmi çekilmiş? Madem bunu profesyonel resim çekiyorsa bu adam... Zaten çıkacak orada. Hani Emine çıkar resim, yani. Emine'de de vardır o zaman resimler. Resim vardır Emine'de de o zaman. Araştırsın. Bu kadın doğru söyleyip söylemediği araştırsın. Tamam, Emine fotoğraf çekilip çektirmediğini siz bilmiyor musunuz Emine'nin Instagram sayfasında? Hayır, Instagram sayfasında hep kendi telefonuyla çekildiği fotoğraflar var. Ben bir tane profesyonel çekilmiş bir fotoğraf görmedim. Bundan 5,5-6 ay önce. Ya hayır, 5,5-6 ay önce Emine hastaydı zaten. Yatıyordu, kolu bacağı altıdaydı. Ya bu kadar da yalan söylenilmez yani, anladın mı? Biraz 26 Haziran'da açık olsun konuştuğumuz kelimeleri. 26 Haziran'da eğer çekilmişse fotoğraf, 26 Haziran'da için olmak şartıyla Emine bileği kesik, eli komple şuraya kadar alçılı bir şekilde duruyordu. Bacağı da demek ki fotoğrafları şeyli. Yalan hani... söylüyor bu kadın ya, kimse ya. Alçılı fotoğrafı vardı o zaman. Allah Allah. Bir de Tuzla'ya gitmiş ya. Zaten bunun hastane kayıtlarında da ameliyat tarihi, ameliyattan sonraki alçılı tarihi her şeye çıkacak. Kocasının çektiği resimler onda vardır kocasında o zaman. Sizde ne yaşanmış olsa kolu kırık diyorsunuz. Yok, hayır, hani, çektiği resimler belli. Kocasında vardır o zaman. Kocası resimciymiş ya, Emine'nin resimlerini çekmiş ya. O zaman o insanda vardır resimler. O resimciyse o resimler vardır. Bize kanıt da geldi. Ben sadece şuraya bağlanan insanların vicdanını, böyle vicdanına elini koyarak bağlanmasını istiyorum, anladın mı? Ben iki tane kardeşimi, çocukluğumu, ben sadece onların bedenini gömmedim toprağa. Lütfen bağlanırken elinizi vicdanınıza koyup bağlanın. Siz hanımefendi yalan mı söylüyor diye düşünüyorsunuz? Evet, yalan söylüyor yani. Benim için bir gerekçe yok. Bir gerekçem yok yalan. Ben seni tanımam. Hani nasıl, yani şahsi olarak, özel olarak tanımam. Yani kalkıp da böyle bir durumda bana işimin ortasında, iş yerindeyken aramam yani. Hiç de umurumda olmaz. Ki hani böyle şeylerle de uğraşmam. Ben yaşadığımı aktardım. Ha, o Instagram hesabı senin. Senin Instagram hesabından yazıldı. Sen yazdın, Emine yazdı bilmiyorum. Çünkü ben Emine bana mesajlar atmaya başladığında, durumu anladığımda ben Emine'yi engelledim. Engelledim hesabını. Bir daha bana ulaşmasın diye. Belki senden ulaşmıştır o dakika, bilemiyorum. Ama senin Instagram'ından da yazıldı, onun Instagram'ından da yazıldı. Eğer ben bir süre sonra böyle bir olay olacağını bilseydim, kesinlikle onları saklar, bugün gene onları sunardım. Benim hiç ya, ben yok. Hala lafımın arkasındayım. Emine'nin bir ayağı, iki sağ ayağıyla sağ kolu alçıdaydı, anladın mı? Bu kadın diyor ki benim de Tuzla'ya gidip bir balıkçıda fotoğraf çekilmişler. Yok şu yapılmış. Ya hastane kayıtları var Allah aşkına ya. Yani en azından çıkıp hangi Aydı yani. Hanımefendi, hatırlıyor musunuz? Hangi Aydı? Evlilik yıl dönümümüz 28 Mayıs'tı. Muhtemelen Mayıs'ın ortaları falandı. Yani Mayıs'ın ortaları da değil, belki 10'u veya 15'i gibiydi Emine'nin bana yazdığı zamanlar. 3,5-6 ay önce. O yazdığı yani. Zaman 5,5-6 ay önce dedi. Yani Mayıs'ın ortalarında size yazdığı zaman bana o zaman yazdı. O zaman Mayıs'ın başında gibi olması lazım. Yani onların görüşmeleri. Yani kırık mı gelin Mayıs'ın başında ya? Anladım. Zaten sizin eşinizde de vardır eğer konuşmak isterse başka bilgiler. Vardır yani. Efendim? Hanımefendi, peki hala Emine'nin profilinde sizin eşinizin çektiğini düşündüğünüz fotoğraflar duruyor mu? Ben hiç girmedim profiline. Bir girer bakarım. Çünkü bende engelli duruyor. Ben engellemiştim onu. Ona da bir bakar mısınız? Ya da siz hani eşinize sorar mısınız? Hani bunu ben çektim çekmedim diye. Sorarım. Siz eşinizle barıştınız mı sonra? Biz eşimle o olaydan kaç, ne zaman yani daha yılbaşına yakın tekrardan devam etme kararı aldık ama o süreye kadar hep boşanma sürecinde geçti. Anladım. Kendisi zaten o yüzden bana anlattı. Boşanma sürecindeyiz. Böyle böyle bir şey çıkabilir. Bizim bir çocuğumuz var. Hani ben böyle bir kötü bir duruma düşmek istemem ama böyle böyle bir şey yaşadım, başıma da bu geldi dedi bana. Yani şu anda
İyisiniz, mutlusunuz, bir probleminiz yok. Bir evet. Problemimiz yok, herhangi bir sorunumuz yok. Ya hala evliliğimiz devam ediyor, evet. İyi aman çocuğunuz da varmış, isabetli düşünmüşsünüz. Müge Hanım, bir şey sorabilir miyim? Bu acaba Oğuz'un eşi midir acaba, sorar mısınız? He? Oğuz'un eşi mi acaba? Değil evet. Oğuz'un eşi hayatım. Oğuz'un eşi değil. Hanımefendi de gerçekten işinde gücünde tanınmış bir kişilik. Öyle söyleyeyim. Tamam, ama anladığım kadarıyla o dönem eşinden de ayrı olduğu için yani bunu da çok şey yapmamış, çok da önemsememiş zaten ayrılma. Ya şöyle önemsememiş, zaten ayrılarmış değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Ayrıydık, ayrı evlerde yaşıyorduk. Boşanma aynı evlerde yaşıyorduk, böyle oldu. Eşim de bana bunu anlattı. Hani ben de düşündüm ama yani sonuçta bunlar da yaşanıyor, bilinsin diye anlattım diyor. Ben de engelledim ama yani orada da kendime hakim olamadım. Gelen Instagram hesaplarında, profillerinde açtım, takip ettim. Belki Yağmur kendisi atmadı ama Yağmur'un hesabından da bana böyle böyle bir mesaj geldi. Çünkü ben Emine'nin hesabını engellemiştim. Bu sefer de Yağmur'un hesabından bana geldi. Yağmur'un da girdim Instagram'ına, tanıyorum diyor kadın. Yani kadın da burada şimdi yalan söyleyecek bir durumu da tamam. Niye olsun? O zaman hani nasıl demin ilk bağlanan balkonda oturan adamın... Ben sosyal medya hesabımı abime bile açıp birisi beni telefonla aradı. Ben sosyal medya hesabımı abime açıp vermiyorum ya. Benim zaten kendi arkadaşlarımla açıp kimse yok. Bak sen mesela sosyal medya hesabını abine açıp vermiyorsun. Bence Emine de özel fotoğraflarını vermezdi abisine ama Ramazan'da çıkıyor mesela. Anlatabiliyor muyum? Yani burada benim anlayamadığım, algılayamadığım... Mesela nasıl o zaman çıktı Ramazan'da fotoğraflar? Oradan bir düşün. Nereden bileyim ben fotoğrafların işte nasıl geldiğini, yani. Nasıl olduğunu ben işte. Nereden bilebilirim? Hangi Dix'te, hangi şeyde olduğunu ben nereden bilebilirim? Ben sadece şunu demek istiyorum. Benim Emine'yle gördüğüm kadarıyla Emine'nin hiç profesyonel bir yerde çekilmiş bir fotoğrafı yok. Bütün hesapları incelensin yani. Bir de ayağı alçıdayken Mayıs, Haziran gibi bunu hastane kayıtları da incelensin. Anladım, benim telefonumdan zaten buna bir mesaj gitmemiştir. Ben buna burada kalıbımı basarım yani ya. Ya bana hangi bunu tarih kanıtlasın. Söylense o tarihte ayağı alçılıydı. 26 Haziran ve sonrası. 26 Haziran ve sonrası. Tamam hanımefendi, Nisan sonu ya da Mayıs başı. Tam bir şey söylemedim ben. 5-6 ay dedi ya, o yüzden. Doğal olarak bir alçı durumu söz konusu değil o tarihte. 5-6 aysa var ama daha öncesi ise yok. Yok, söylüyor hanımefendi işte. Tarihi çok net belirtiyor. Tarih aralığını. Neyse işte bu da... Şimdi bu cinayete bir sebep midir? Ya bunlar sebeptir yani. Bak o uygulamayla ilgili de geliyor. Şimdi o uygulamada evinde oturuyorsun anladığım kadarıyla. Ondan sonra gidiyorsun, soyunuyorsun, ediyorsun, dans ediyorsun. Sana para gönderiyorlar. Ya benim kızım şimdi hem resim muyum? Çektiğim de hem kendimi yani öldürdüm. Yani oradaki insanların... O zaman onun eşi o zaman öldürdü. İnsanların... Ya, yani bir kişinin de iddiası o. Bana şantaj yaptılar diye. Ama şöyle bir şey var. O zaman var. Eşinden şüphelenirim size... o zaman ben bu cinayetten o zaman. He? O zaman onun kız eşi hem resim çekip de benim kızım hem resim çekip de hem onun karşısını tehdit edip de hem kendisini mi kuşunlattıracak? O zaman onun eşi zaman benim kızımın ben de onun eşini artık şüpheli olarak görürüm, o kimse. Madem şantaj edilmiş benim kızım ona, o zaman onun eşi de o zaman onu, o işin içinde o zaman. İşte şöyle söyleyeyim, bu hanımefendinin eşi işin içinde mi bilmiyoruz ama bu şantajlar yapılıyorsa dün de konuştuğumuz gibi... Bu şantajlar yapılıyorsa birisi bu işin içinde olur. Ha, olursunuz mu? Araştırırsın kimse üstelik yani. Üstelik birisi bunlardan para kazanır. Ya hayatım o gece Emine niye ağlıyordu arabanın arkasında? Bir onu bir düşünsenize. Emine gitmiş, Şükrü ile konuşuyoruz. Şükrü de attı, gayet mutluymuş. Tuğçe arabanın içinde. Emine niye ağlıyor arabanın arkasında? Bilmiyorum işte, ben diyorum ki araştırırsınız ama madem şimdi bir şüpheli daha oldu. En azından onun eşiyle şimdi şüpheli içinde dururdu. Ama o da araştırırsın kimse. Madem tanıyorsunuz size vermiş bir açık bilgileri, o da araştırırsın artık. Onu bilmiyordum en azından. Araştırırlar. Ama bir kişi mi bunlar? Artık bir kişi kimse mi yani çıkıyor fotoğraf işte. Gönderilen acaba? Böyle bağlandıkça çıkar inşallah ortaya, kimse çıkar inşallah. Yani bir kişi mi tehdit edilen, şantaja maruz kalan? Ya aslında şunu da söyleyeyim buradan beyefendilere de hanımefendilere de. Gerçekten aslında böyle durumlarda bence herkes dünyada aynı şeyleri yaşıyor. Birisi size şantaj yaptığında nasıl olsa gideceksiniz ya sonunda polise. Bence en başta gidin. Kesinlikle. Hiç boyun eğmemek lazım. Çünkü ya çıkmasın diye başka bir şeyler yapacaksınız. Daha çok batacaksınız. Daha batacaksınız işin içine. Ya da sonunda gideceksiniz. Çünkü bunlar, bu şantaj yapılanlar bir kere isteyerek bırakmıyorlar. Bir kere istiyor, iki kere, üç kere. Vallahi en başta söylemek lazım. Herkes aynı şeyleri yaşıyor. Hiç bu konuda
utanacak bir şey yok. Ne yapalım? Ben nasıl diyorum? Herkes dolandırılabilir. Herkes bu şekilde şantaja da maruz kalabilir yani. Hiç çevredekilerin de buna aa falan filan dememesi lazım. Herkes aynı şeyleri yapıyor dünyada. O da yapmış, çekilmiş. Ne yapalım yani? Yani çok da garip bir şey değil yani. Ve bu şantaj yapan kişiler de ne yazık ki Hava Hanım bir tek kişiye yapmazlar bunu. Tamam işte ben dedim kimse çıksın. Bir yığın kişiye yapmıştır. Tamam madem sizin yapmışım. Sizin şu söyleminiz bile aslında bu da şüphelidir demeniz bile tabii ki herkesin kafasında bir şüphe oluşabilir ama bir başkası bağlanmasın. Bak bağlanırsa seni de şüpheliler grubuna koyarıza verilmiş bir ifadedir. Hayır onu demek istemiyorum ben. Şimdi o diye böyle böyle diyor ya. Siz bu tip telefonların gelmemesi için bu sözü söylediğinizi ben düşünüyorum. Alçı ile ilgili de bir izleyicimiz aramış. Maşallah bugün valla artık herkes herhalde bazen çünkü izliyorsanız şurana geliyor ya herhalde o bugün o patlamayı yaşattık sonunda. Bir hanımefendi telefon attığımızda. Hanımefendi günaydın. Günaydın merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza buyurun. Yağmur'a ben bir şey sormak istiyorum da. Bu tuzla muhabbetiyle alakalı ben Emine ile 5 ay öncesinde konuştum. Emine'nin ayağı alçıdaydı. Emine ile telefonda konuştuk. Dedim ki hiç gelip gitmiyorsun. Hani ama geziyorsun dedim. Çünkü o günden bir gün önce Instagram storiesinde Tuzla'da Yağmur, Emine, Asuman, Kübra böyle ayakta bir yerde bir fotoğrafları vardı ve Emine'nin ayağı alçıdaydı. Kolunda da bir sargı vardı. Kolundaki sargı alçı mıydı çok emin değilim. Ama bacağında alçı vardı. Hatta ayağı böyle ileri doğruydu. Ondan sonra hani dedi ki arabayla beni evden alıp tekrar kapıya bırakıyorlar. O şekilde geziyorum kanka falan dedi. Hatta gülüştük. Yani o bahsettikleri tarihte onlar Tuzla'daydı. 5 ay öncesinden bahsediyorum. Yani telefonluydu ama evde yatmıyordu dışarıda gezebiliyordu mu diyorsunuz aynı zamanda? Evet ya bana dedi beni arabayla kapıdan alıp kapıya bırakıyorlardı dedi. Ben resmi atabilir miyim? Aynı ondan bahsediyorlarsa. Bir resmi atmak istiyorum ekibe yani. Ayaktaydınız hatta Yağmur iyi hatırla. Ayakta bir fotoğrafınız vardı. Böyle yan yana dizilmişsiniz. Emine'nin ayağında alçı vardı. Orası Tuzla değildi. Orası eski Hisar'dı. Ve hayır, yazındı. Tuzla'ydı. Hatta bak ondan sonra Kübra storiesinde bir video paylaştı. O da aynı şekilde yine bu Tuzla Mayna'nın... Tuzla'dan gelirken polis çevirmeleri falan oluyor ya. Onlar falan da hatta videodaydı. Ondan sonra aynı gece Kübra'nın storiesinde gördüm. Aynı akşam. Canım Eskihisar'la Tuzla ne olacak? Eskihisar'a giden Tuzla'ya gidemez mi? Yok, yani? Ne? Hayır yani, ayakta çekilmiş fotoğrafı var diyor ya. Ben de diyorum ki evet ayakta... Yani Eskihisar'la Tuzla'da çekilmiş ya Eskihisar'da çekilmiş Müge yani. Müge abla nerede çekilip çekilmemesi önemli değil. Ben zaten fotoğrafın çekildiği yere takılmıyorum. Hayır ben de şunu söylüyorum. Yani demek ki ayağı alçılı da olsa gezebiliyordu işte diyor. Biz de aradık söyledik diyor yani. Hayır sahilde gezip hani yürüdüğü bir yer yoktur. Bir yere gitmişizdir oturmuşuzdur. Zaten Emine'nin dediğim gibi hesaplarını kontrol ederseniz hiç... Kadının dediği gibi profesyonel kamerayla çekilmiş hiçbir fotoğrafı yok. Ya profesyonel kameraya çekilmişti. Öyle tanışmışlar diyor kadın işte. Öyle tanışmışlar diyor. Kocası da ona öyle anlatmış. İki gecede beraber olmuşlar diyor. Sonunda diyor bana böyle fotoğraf geldi diyor kadın. Senin de Instagram hesabından gelmiş ki senin Instagram hesabına girmiş. Yoksa seni nereden bulacak kadın? Senin haberin yoktu belki. Onu engellediğim için diyor. Belki de sen yanındaydın. Aldı. Oradan yazdı. Gitti. Sonrasında sildi. Sen de bilmiyor olabilirsin ama senden gelmiş ki onun Instagram hesabını da şey yaptım diyor. Takip ettim. Ya senin açık mı Instagram hesabın? Kapalı mı? Benim hesabım mı? Kapalı. Hiç açılmadı mı? Yok aç. Zaten iki gün sonra falan kapattım herhalde ben. Çünkü nasıl iki gün sonra? Yani hesap gizli mi gizli değil mi ondan bahsediyor. Benim yani, hesabım mı? Evet gizli. Seni takip etmeyen görebiliyor hep mu? Gizli miydin? Aynen hep gizli bir de dışarıdan mesaj atamıyor kimse. Sadece benim arkadaşlarım atabiliyor ekli olan. Yani senin hesabına kimse giremiyor. Evet. Sen takipçi kabul ediyor musun? Takipçi kabul etmiyorum dediğim gibi sadece kız arkadaşlarım ve aile bireylerim ekli bende. Bunu erkek arkadaşım bile biliyor yani abimler de biliyor. Abi senin adına açılmış başka bir hesap olabilir mi? Hayır. Zannetmiyorum açıldığını. Ya hiç baktın mı yani? Benim adıma açılmış bir sürü hesap var da. Benim adıma da. Yo benim adıma niye olsun ki başka açılmış hesap? Zaten dediğim gibi Müge abla biz zaten küçücük bir yerde yaşıyoruz. Hani aynı sokak her yere çıkıyor anladın mı? Kim bize düşmanlık besliyor? Kim bana hesap açsın ki?
Sanki böyle çok ünlü biriyim de hani böyle sürekli XX hesaplarım açılsın. Bir tane hesabım vardı kullandığım. Onu da buraya çıktıktan sonra sürekli herkesin böyle garip garip arkadaşlık istekleri olduğu için bir tane arkadaşlık isteğim oldu. Ben de kapattım hesabı, bu yani. O da 2 gün öncesinden. Ne bileyim vallahi hayatım. Diyebileceğim zaten bu kadar, başka bir şey yok. Ben size Emine'nin bana aktardığı kadarını aktarabiliyorum. Fazlası yok, tıkanıyorum mecbur çünkü bilmiyorum fazla bir şey. Ve bu kadının söylediğine ben kesin kanaat getirmiyorum zaten böyle bir şey olduğuna. Bu kadını tanımıyorsunuz. Tanımıyorum kesinlikle. Dolayısıyla bu kadın da sizi birebir tanımıyor. Sadece eşinden duyduğu ve Instagram hesabından gelen mesajla tanıyor. Dolayısıyla bu kadının size bir kötülük yapması, bir iftira atması için bir gerekçe zaten var. Zaten sana bir şey söylemiyor ki. Yok. Sana bir şey söylemiyor. Fotoğraf geldi diyor. Fotoğrafta eşinizle Emine'nin olduğuna emin misiniz hanımefendi? Yani tabii yani kuaförde gördüm falan filan diye Emine'yle atıyorlarmış. Yani şimdi kolunun kırık olması demek insanların evet. Hani evde ya da bacağının kırık olması demek evde oturacağı anlamına gelmez. Kolu bacağı kırık benim birçok meslektaşım çıktılar aylarca yayın yaptılar. Şimdi benim bacağım kırılsa ben yayına çıkmayacak mı? Bacağım kırılsa da şartlara geleceğim göre, burada. Ona göre oturacağım bir şekilde sizden özür dileyerek yapmaya çalışacağım yayınımı. Otururum arkada yaparım yani hani artık hani kol bacak kırıklığı bir yere gitmeye engel değil yani. O değil. Tabii ki hanımefendinin söyledikleri de netleştirilir. Dediğim gibi o da yaşadığı bir şeyi anlatıyor. Hanımefendi Yağmur diyor ki benim diyor Instagram hesabım hep kapalıydı diyor. Hanımefendi sizin... Hep kapalıydı demedim. 2 gün sonra işte buraya hayır, çıktıktan gizli, sonra... Hayır gizli gizli. Evet gizli hesabım. Tamam. Fotoğraflarıma bakma ihtimali yok yani. Heh, nasıl fotoğraflarıma baktı diyor. O demedi de benim aklıma geldi soruyorum. Şöyle söyleyeyim. Kendisi zaten benim profilimde gizlidir. Eğer bana arkadaşlık isteği göndermezse, ben o arkadaşlık isteğini kabul etmezsem benim, o da benim profilimi göremez. Bana mesaj da yazamaz zaten, öyle bir durumdayız. Bana arkadaşlık isteği gönderildi her ikisinden. Daha ilk önce Emine Hanım'dan sonra kendisinden, ben kabul ettikten sonra mesaj olarak geldi. Ki gene ben kabul etmedim. Yani onun arkadaşlık yani, anladın mı? Ben... Ya bir dakika konuşmama fırsat versene. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Benim kendi arkadaşlarım, kendi aile bireylerim, benim erkek kuzenlerim belki 2 tanesi eklidir bende. Dışarıdan X bir kişiyi zaten kabul etmiyorum. Konuştuğun kelime yanlış yani, anladın mı? Konuşurken elini vicdanına koyup konuş ya. Bitti mi? Şimdi ben bir şey söyleyebilir miyim? Yağmur Hanım, ben sizi tanımıyorum. Yani benim sizinle şahsi herhangi özel bir durumum yok. Ben sizin arkadaşınız değilim, herhangi bir tanınız değilim, sizin ailenizi komple tanıyorum. Eminim ki olamazsınız zaten. Yaşadığım sizin, olmayayım da zaten de, hani yaşadığım olay budur. Sizin Instagram hesabınızdan yazıldı. Ha şu anda kullandığınız Instagram hesabı olmayabilir ama sizin Instagram hesabınızı, sizin fotoğraflarınızdı. Ve Emine Hanım'ın Instagram hesabıydı, Emine Hanım'ın fotoğraflarıydı. Anlatabiliyor muyum? Ben kabul etmedim, daha doğrusu sizin arkadaşlık isteğinizi kabul ettim. Ama kendim arkadaşlık isteği göndermedim size. O yüzden yazdığınız mesajlar istek kutuma düştü. Çünkü bana bir sürü mesaj geliyor. Ve ben o mesajların her birini okuyamıyorum. O yüzden sizi kabul etmediğim takdirde istek mesajınız düşen mesajınızı okuduğumda da gördüğüm gibi gene size yazdım. Ha bunlar çıkar ortaya. Ben bunları çıksın tekrardan zaten. Hani geçirsem ben de diyorum ki şuraya konuşulurken kanıtlı bir şekilde bana gelinip evet... Yağmur al yine burada çarşaf çarşaf yazılmış şey, desin. Bana öyle gelip konuşulsun. Olsaydı, bu olayınız o zamanlar olsaydı ben o zamanlar size kanıtı sunardım. Ben o zamanlar başınıza böyle bir şey geleceğini bilseydim ben saklardım. Derdim ki bak bende bunlar var. Ben yaşadığım şeyi söylüyorum. Sizi birebir yüz yüze görmüş bir insan bile değilim. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir nedenim de yok. Size herhangi böyle bir iftira atma gibi nedenim de yok. Ben şu anda iş yerindeyim. Çalışıyorum. Çalışma aramda buraya bağlanıyorum. Özel bir düşmanlığım da yok. Ya valla ben kimsenin samimiyetine güvenmiyorum. Yani şu an ne söylediğinizi siz biliyorsunuz. Ve benim haberim ben olmadan yaşadığımı da bunları hani bana aktarıyorsunuz. Emine yok burada. Emine konuşamıyor. Çünkü Emine öldü. Onu savunacak kimse yok. Ben adımın Yağmur olduğu kadar
eminim ki Emine'nin böyle bakın, bir şey yapmadığına dair. Emine Hanım öldü diyorsunuz. Tamam öldü. Allah rahmet eylesin. Nasıl bir insan böyleydi böyleydi. Tamam okey. Benim derdim Emine ile olsaydı çıkardım Emine derdim. Sizin adınızı hiç karıştırmazdım zaten. Sizinle bir problemim yok. Mesela ben Tuğçe Hanım'ı hiç tanımıyorum. Buraya bağlanıp açık yüreklilikle konuştunuz ya. Madem Emine ile eşinizin arasındaki ilişkiyi de biliyordunuz. Madem bir iki akşamlık veya bir iki gecelik bir şeydi. O zaman eşinizle bağlansın. Evet ben bunu yaptım. Aa, burada kanıtları var. Al resmimiz var desin o zaman. Madem biliyorsunuz o zaman siz değil de eşiniz bağlansın. Söylerim kendisine bağlanmak isterse bağlanır. Bu benim tercihimde. Ben izledim, gördüm. Bağlansın yani. Evet eşinizle de bir konuşursanız onun da ne diyecekleri önemli. Yani acaba gerçekten Yağmur'u da tanıyor mu? Yani beraber gezen insanlar için bilmiyorum. O zaman elindeyse yani sizin herhalde telefonunuzu aldığımda öyle değil mi? Ben mesela Şevki Hoca'nın telefonunu tabii alırsam ki eğer onun Instagram hesabına rahatlıkla girersin. Girebilirim değil rahatlıkla mi? Ayrıca girersin. Bir şeye gerek yok. Basacağım tabii, gireceğim. Tabii. Onun hesabından eğer bir şey yapmak istersem rahatlıkla da bir yere mesaj evet yollarsın. Ramazan sen bu işleri bilirsin. Peki hanımefendi Instagram hesabına sildiği mesajlar tekrar geri getirilebiliyor mu? Getirilmez. Ha? Getirilmez yani. Normal bir kullanıcı biz yapamayız yani. Ha, Instagram'da silinen mesajları tekrar yerine getiremiyoruz. Yok. Evet aslında öyle bir şey olsaymış oradan getirebilirdi. Ama eşinizde zaten o zaman Emine'nin telefonu da vardır. Ne yaşadığını da bilir. Hanımefendi eğer bir eşiyle görüşürse, bağlanmak isterse belki bunu eşinden dinlemek Yağmur'u da diğer aile fertlerini de daha rahatlatacaktır hanımefendinin de. Bunların hepsi iddia. Ama ya şimdi bir tane iddia geliyor tamam işte birbirine benzer iddialar geliyor maalesef. Mesela ilk araba mevzusu da garip geldi. Tabii. Oradan olmaz buradan olmaz dediniz oradan gelir buradan gelmez yol oradan değil diye iddia ediyorsunuz. Ama sonunda herhalde doğuma gitti suyum gelmişti doğuma gidiyorum diyen kadın da yalan söyleyecek hali yok. Biz olayı en başından beri hep Bayramoğlu'ndan geliş istikametini bildiğimiz için hep Bayramoğlu'ndan geldik dediler. Alihan en son yalan olduğu için Alihan bize Bayramoğlu'na geldik deyince hep rotamız, yani kafamız hep o taraftaydı. Köşk Çeşme olayını burada öğrendik şimdi. Hani bir bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Yani şunu da düşünüyorum diyorum ki eve gelmek bir eve o yoldan hani Köşk Çeşme'de eve gelinecekse hadi Tuğçe'nin arabadan inmemesi, Tuğçe'nin eve bırakılmaması enteresan bir durum olabilir. Ama oradan çıkılıp Beylikbağı'na geliniyorsa hiç aşağıdaki Işıkhan olduğu yere kadar değil direkt Alihan'ın evinin oradan. En yakın yer Alihan'ın evidir. Alihan oradan evine geçer oradan da Emine eve gelir normal. Ama şunu düşünüyorum. Ama Tuğçe bizim eve gelmez. Yani ne oldu önemli arkadaşlar bakın en kırılması en çok zor olan şey ön yargılarmış. Yani atom bile daha kolay parçalanır ön yargılardan denir ya. Evet. Ama ön yargılar. Siz diyorsunuz ki oradan gelecek de oraya gitmez. Adam yalan söylüyor. Yok abla öyle demedim. Biz şimdi, fikir ürettiğiniz için bunu kadın da arıyor söyledim. Diyor ki orada gördük. Şimdi sizin düşünmeniz gereken şey şu. Tuğçe eğer evine gidecekse o gün yani bahsedilen yer Bayramoğlu'ndan gelinip Tuğçe'nin evine bırakılacağı yer, o yokuştan yukarı çıksa Tuğçe evine bırakılacakken bu neden Emine indi, neden Emine arabanın arkasında ağlıyordu, neden Tuğçe önde oturuyordu? Sonra neden hangi beyaz araba geldi, onları aldı oradan yoldan çevirdi ve cinayet mahalline doğru götürdü. Konumuz bu. Emine'nin ağladığı olayla ilgili bir şey söylemedim ama dedim Tuğçe oraya kadar gitmişken eve gitmemesi de enteresan bir durum. Yani ne oldu ne olmadı bilmiyoruz. Sadece dedim ki Işıkhan'a gidilmiş yani bariz ortada belli, cinayet işlendiği yer belli. Ama dedim ki normalde dedim biz kendimiz olsak hiç ışıklara kadar inmeyiz. Çünkü orada bir ışık geçiyorsun. Tamam sağa ama dönüyorsun. Biz değiliz burada. Yani niye 4.30'da bu kızı kim ağlatıyor saat gecenin 4.30'da arkadaşlar? O gece hiçbir şey normal yaşanmıyor ki zaten. Neyse. Yani normal mantıkla aynı anda gelen Nedim şey Bey'den yok. Yine o saatte günaydın diye mesaj geliyor mesela. Diğerinin karısı sokakta uyudum saat 8.30'da diyor 20 yaşında çocuk. Tamam mı? Bir diğeri üç kişi vurulmuş, üçlü mesaj paylaşıyor. Baktım ona temizlenme anlamına geliyormuş. Pırıl pırıl oldu, temizlendi diye. O diyor ki ben sevgilimle tanıştım. Niye oğlum o zaman iki kişi tanıştınız, üç yıldız koydunuz? Ha 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 ne olacak ki bunu mu düşündünüz diyor. Bir tane adam var kendini özel harekatçıyım, oyum buyum diye tanıtıyor. Kızı kelepçeliyor arabanın kenarına. Buna da gülünüyor. Yani bu da böyle çok normal bir şeymiş gibi anlatılıyor. Ama bunların hiçbiri normal değil ki. En azından bir kişinin yani hepimizin hayatında bu çeşitli tür insanlardan oluyor da ne yazık ki maalesef. Ömrü hayatım boyunca birer tane girebilir de bu tür. Ama hepsi aynı anda böyle bir sene içinde girmesi fazla.
Diğerin gene kocası var, geliyor kana bulayacağım evi diyor. Ya şimdi bunlar normal geliyor mu size ya? İki tane kız öldürülmüş. Bir tanesinin kocası 8.30'da uyudum diyor 20 yaşında evli karısıyla. Uyumuş o böyle oturuyor böyle kafasını kaldırmadan. Diğerinin kocası ayrılmış 3 yıl olmuş. Geliyor sizi kana bulayacağım diye aşağıda bağırılmıyor. İşte iki tane koca profili. Biri evli, biri boşanmış. Normal mi bunlar bu değil anlatılanlar? Abla. İşte değil. O yüzden insanların bu anlattıklarını da bir acaba deyin. Zaten bildiğiniz şeyler olsaydı eminim ki müdahale ederdiniz. Hayır derdiniz, yapmayın derdiniz. Bilmiyoruz. Ben de bilemem en yakınımdakinin ne yaptığını. Onlar da benim ne yaptığımı bilemezler. Ama unutmayın insanlar kişilik kişilik. Evet keşke insanlar kendilerini sevseler. Kendisini seven insan kimseyle muhatap olmaz. Karın da olsa, sevgilin de olsa aldattın mı? Ali'ye kibarca bir bay bay dersin. Benimkisi idealize edilmiş şekli Ali'ye kibarca bir bay bay. Sen yapabilir misin Müge desen? Bilemem ruh halimi. O anki durumuma bağlı, ruh halime bağlı, aşık olup olmadığıma bağlı, sevip sevmediğime bağlı. Ne kadar kırıldığınıza bağlı. Ne kadar kırıldığıma bağlı. Yani insanlar şimdi Ahmet için şunu yaparsın ama Mehmet için aynı şeyi yapmazsın. Bilemeyiz. Bunların hepsi cinayet sebebi ama aslında hiçbiri de değil. Akıllı bir adam için hiçbiri cinayet sebebi değil. Ama duygularına yenik düşen, hırsına yenik düşen insanlar için hepsi ne yazık ki cinayet sebebi. O yüzden işte kırıp dizine evde otur diyoruz. Ama işte bazen ayak kırılınca da gene insanlar gezmeye devam ediyorlar. Orada da aileler işte birbirlerini destekleyecekler. Kadın da kocasına soracak bu parayı nereden getiriyorsun diye. Koca da karısına soracak bu parayı nereden getiriyorsun diye. İlk kere 2-4. Alınan para bellidir, harcanacak yer bellidir. Kocanızın cebinde 50 lira fazla para görüyorsanız nereden aldın bunu diyeceksin. Karının cebinde 50 lira fazla görüyorsan nereden aldın diyeceksin. Çocuğunu okula gönderiyorsun, 10 lira fazla çıkarsa cebinden bu parayı nereden aldın diyeceksin. Demek zorundayız. Demezsek sonu bu. Biliyorum zor olduğunu. Ben teşekkür ediyorum bağlananlar için de. Doğrudur, yanlıştır iddialarını verdin ama özellikle ben şu cinayet hattının değişmesi konusu beni çok etkiledi. Ne oldu da o zaman Alihan'ın doğru söylemediği ortaya çıktı. Alihan, hadi sen de hastasın falan diyorum ama bu anlatılanlar hani bir kişiydi, iki kişiye çıktı. O gece başka bir şey yaşandığını söylüyor. Bu Emine de o gece kiminle konuştu telefonla. Ben bütün bu konuşulanların bir gerçeklik payı olduğuna inanıyorum ama cinayet sebebi hala bu konuştuklarımızla mı ilgili? Bilemiyorum. Özellikle Şükrü ile Serdar'ın evinin kurşunlanması. Evi de baksana bayağı camlar mamlar ateş edilmiş. Öldürme kastıyla orada da kurşunlanmış. Birilerinin gözü dönmüş. Evet. Ne oldu? Birilerinin gözü dönmüş ama ne olmuş? Bir de cinayetten sonra kurşunlanıyor bak. Onlar da sizden şüpheleniyor yani sizin ailenizden. O kurşunlananlar zaten o mahallede hiç kamera kaydı yok mu? Hangi arabadan hangi kişi kurşunlanmış ondan da belli olur. Evet. Daha bu kamera kayıtları süremizin tamamen kapandı mı? Geldik aslında. Kamera kaydı olsaydı tutuklarlardı ablacığım. Yani polis de yani size telefonla bağlananlara hali yok ki. Lütfen lütfen burada böyle tepki göstermeyin. Vatandaşlar bu işin çözülmesi için yardımcı olmaya çalışıyorlar. Allah bin defa razı olsun. Sizlere kalkıp iftira atacak halleri yok. Husumetiniz yok, düşmanlığınız yok. Bütün vatandaşlar bu ilgiyi göstersin, bekliyoruz. Her bilgi sahibi lütfen program arasın, vatandaşlık ve insanlık görevini yapsın. O tuvaletten bize mesaj atan beyefendiye de söylüyorum. Sen bize at, biz senin ismini saklarız. Ben tabii ki anlıyorum yani biz burada kimseye şantaj yapacak halimiz de yok görüntülerle. Bence Yağmur'la da ilgilenin çünkü daha evvel de Emine'nin bir intihar girişimi olmuş. Yağmur'un durumu nedir bilmiyorum ama Yağmur 2 gündür kendisini hiç iyi hissetmiyor. O yüzden buradan ben Yağmur'un ailesine de sesleniyorum. Bence Yağmur'un da yanında olun. Bu durumda bazen insan kendisini çıkmaza girmiş hissedebilir. Aslında herkes bildiğini anlatsa rahat eder de çıkmaza girmek her zaman yani sonu iyi olmayabiliyor. Ben her zaman diyorum Müge Hanım. Ben bildiğim her şeyi anlattım. Emine'nin bana aktardığı kadarıyla anlattım. Şu algı oluyor. Biz Emine'yle her gün dışarıda geziyoruz. Her gün o kafe senin, bu kafe benim gidiyormuş. Hayır. Emine 2 günde bir, ben 2 günde bir Emine'lere gidip oturup aynı evin içinde bir yere gittiğimiz de yok. Emine zaten her zaman dediğim gibi haftanın 5 günü çocuklarıyla ilgilen bir kadın. Yani bunun haricinde benim söyleyebileceğim bir şey yok. Emine'nin bana aktardığı kadarının hepsini ben burada aktardım.
Anlıyorum. Teşekkür ediyorum ben de sana. Süremizin sonuna geldik. Aslında bugün Ebru'yla görüşmek için Ramazan Bey de gelmişti. Gerçi ne söyleyecekler bilmiyorum ki. Ha? Ne diyordu? Açıklarsam bugün açıklayacaktım her şeyi diye de Ramazan Bey şu an arz ediyor. Ramazan Bey otur işte sen de ya. Bak milletin ne dertleri var ya. Ay, Allah'ım sana çok şükür ya Rabbim. Reklamlara girelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Reklamlardan sonra veda edeceğiz. Yarın görüşmek üzere.